iddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan 2024 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki bugünün özel gündemi Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması. Dün temsilcimiz Fenerbahçe 3-2 kaybettiği maçın revanşında Olympiakos'u konuk etti ve 90 dakika 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Fakat tabii ki maçı 90 dakikada bitiremedi temsilcimiz. Uzatmaya gitti. Uzatmalarda da yapılan değişiklikler, hamleler pek yeterli olmadı ve maçta penaltılara gitti. Penaltılarda da gülen taraf Olympiakos oldu. İlk penaltıyı onlar kullandı. El Kabi takımın bu sezonki en golcü oyuncusu. Fileleri çok fazla sayıda, 20'nin üzerindeki havalandırmış bir isim ve onun golüyle Olympiakos penaltılara başladı. Fenerbahçe'de ise Tadic, takımın penaltıcısı, sahnedeydi fakat olmadı. Aslında bir gün önce Real Madrid eşleşmesinde Manchester City maçında benzeri olmuştu. Orada da takımın en iyi penaltıcısı Modric topun başına geçmiş ve ilk penaltıda başarılı olamamıştı. Fakat devamında iyi getirebilmişti. Acaba böyle olur mu diye düşünürken pek öyle olmadı. İkinci penaltılarda El Arabi kaçırdı, Batshuayi attı, durum eşitlendi 1-1. Fakat üçüncü penaltıyla birlikte tur Olympiakos'a doğru gitmeye başladı. Orta 2-1 yaptı, Cengiz Ünder kaçırdı, Masuras 3-1 yaptı, Ciku attı ki Ciku da herhalde en iyi penaltılardan birini kaydetti Fenerbahçe adına. Kalecinin dokunamadığı tek penaltı, ters köşe yattı, tek penaltı oldu. 3-2 Rodine'yi kaçırdı Livakovic'in, orada olağanüstü bir kurtarışı vardı, şans da yanındaydı, top kurtardıktan sonra çizginin içine çarptı ve dışarı çıkıp sonrasında iş son penaltıya kaldı. Fakat orada da Leonardo Bonucci'nin kaçırmasıyla birlikte yarı final Olympiakos'a gitti. Fenerbahçe açısından tabii çok çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok büyük ümitlerle bu maça gelmişti sarı lacivertler. Taraftar desteği yerindeydi maçın büyük bölümünde. Erken bir gol geldi İrfan Can Kahveci ile. Aslında senaryo tam Fenerbahçe'nin istediği gibiydi. Fakat olmadı. Olympiakos da bu karşılaşmada çok büyük bir bence karakter koydu. Mücadele gücü ortaya koydu. Maç boyunca, yani 90 dakika değil sadece 120 dakika boyunca bunu yaptılar ve hücumda ilk bölümde çok etkili olamasalar da yavaş yavaş maçın içine girip onlar da etkili olmayı başardı. Maçı 90 dakika içinde de bitirebilirlerdi. Girdikleri nette bir pozisyon var. Livakovic orada da fark yaratan oyuncuydu. Direkten dönen topları var. Bunlar Olympiakos adına tabii iyi hamlelerdi, iyi gelişmelerdi. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleriyle birlikte adım adım, dakika dakika geriye gitti. Oyuna giren neredeyse hiçbir isimden katkı gelmedi. Dünkü karşılaşmada Batshuayi ile başlandı. Cengiz Ünder, Mia Zaitz hamleleri geldi 90 dakika bitmeden. Uzatmalarda önce Çağlar girdi, ardından Krunic dahil oldu. En sonda da penaltılar için Bonucci girdi ama dediğim gibi bu 6 oyuncunun hiçbirinden ne 120 dakika içerisinde ne penaltılarda bir katkı alabildi. Ve Fenerbahçe açısından da böyle bir sonuç ortaya çıktı. Diğer karşılaşmalar, onlardan da hızlıca bahsedeyim. Lille 2, Aston Villa 1. İlk maç da aynı şekilde bitmişti. Maç uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf Aston Villa oldu. Fiorentina Victoria Pilsen eşleşmesinde yine uzatmaya gidildi. 0-0, 0-0. Uzatmalarda 2-0'la Fiorentina turlamayı başardı. PAOK Kulüp Brüj eşleşmesinde Kulüp Brüj 2-0 kazandı. Toplamda 3-0'la yarı finale yükseldi. Buradaki eşleşmeler de Olympiakos, Aston Villa ve Fiorentina Kulüp Brüj oldu.
Avrupa Ligi'nde ise Roma 2, Milan 1. Roma toplamda 3-1 ile turladı. Atalanta 0, Liverpool 1. Bu karşılaşmada da Liverpool'a en az 3 gol gerekiyordu uzatmalar için ama olmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Maç da aynı şekilde sona erdi. West Ham 1, Leverkusen 1. Leverkusen yine yenilmedi. 89'da Frimpong'da bulduğu golle ve toplamda 3-1 ile turladı. Ve son eşleşme Marsilya Benfica 1-0 Marsilya kazandı. Uzatmaya gidildi. Uzatmada da eşitlik bozulmadı. Penaltılar sonucu Marsilya Benfica'yı elemeyi başardı. Ve yarı finalde de Marsilya Atalanta, Roma Bayer Leverkusen eşleşmeleri oldu. Avrupa Ligi'nde de durum bu şekilde. Voleybolda dün kadınlarda final serisinde 4. maç vardı. Eczacıbaşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe kazansa şampiyondu ama kazanan Eczacıbaşı Dynavit oldu 3-0 ile. Bütün setlerde 25-21 bitti ve artık final serisi son maça kaldı. O maçta 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğine saat 19'da yapılacak. Fenerbahçe cephesinin de taraftarına tabii çok yoğun bir destek vereceğini tahmin edebiliriz bu karşılaşma için. Basketbolda da dün Fenerbahçe Beşiktaş bir derbi müsabakası vardı normal sezonda. Fenerbahçe o maçı da 87-66 kazanmayı başardı ve ligde ikinci basamaktaki yerini korudu. Sarı lacivertler Anadolu Efes'in orada üstünlüğü var. Evet, gelişmeler şimdilik bunlar. Tabii ki program içerisinde diğer gelişmelere de bakacağız. Hafta sonu hatta bugünden başlayacak tabii karşılaşmalar var. Beşiktaş'ın maçı, diğer karşılaşmalar. Onlara dair detayları da yine programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağımızı söyleyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramız var. Bunlardan sonra Fenerbahçe maçını detaylıca konuşmaya başlıyoruz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 7.13 saatlerimiz Fenerbahçe Olympiakos maçını konuşmaya başlıyoruz. Fenerbahçe uzun bir aranın ardından ilk kez herhalde bu sezon için kurduğu ideal kadroyla sahaya çıkmayı başardı. Gerçi tabii sezon başı Cengiz Ünder ideal kadroda sahaya çıktığını düşünen isimdi ama tabii sezon ilerledikçe İrfan Can'ın Cengiz'den daha önde olduğu ortaya çıktı. Ve o yüzden artık hani İrfan Canlı kadroyu ideal kadro olarak değerlendirebiliriz. Savunma ikilisinde Bekarjiku var. Solda Ferdi, sağda Osay Samuel, kalede Livakovic, İsmail Fred, Şimanski orta sahası. Tadiç sol kanadı ve Ceko forveti. En son bu kadro bir arada oynadığında hangi tarihmiş Ali abi? Böyle bir bilgiye rastladın mı, denk geldin mi? Gelmedim. 22 Ekim'deki Hatay Spor maçı. Fenerbahçe en son o tarihte bu kadroyla sahaya çıkabilmiş ve ondan sonra ilk kez oluyor bu. Bu sezon aslında kritik de bir karşılaşmada, sezonun Avrupa açısından belirleyici maçında bu kadronun tekrar bir araya gelmesi Fenerbahçe açısından çok pozitif bir gelişme. Yedek kulübesi keza aynı şekilde çok güçlü. Fenerbahçe'nin yedek kalecisi, yedek stoperleri, orta sahası, kanat rotasyonu, sakatlıktan dönen isimler, Cengiz döndü, King döndü, Mert Hakan kulübede. Hani birçok oyuncu var kağıt üzerinde, form grafiklerinden bağımsız bunu söylüyorum. O açıdan ideal bir karşılaşmaydı. Öne de geçti Fenerbahçe maçın hemen başında. İrfan Can Kahveci'nin golü, hani rakibi açmakta zorlanacağı gözüküyordu bence Fenerbahçe'nin. Olympiakos bence çok iyi bir fizik kalite, direnç ortaya koydu işin pres kısmında, mücadele kısmında. Ama Fenerbahçe erken de golü buldu fakat Olympiakos bana mısın demedi bence işin savunma kısmında. Hücum kısmında da tabii savunmaya göre biraz daha geride kaldılar ama zaten maç 1-0 gittiği için elenme potasında, kıyısında değillerdi. Ama Fenerbahçe ikinci yarıda rakibi açmakta, çözmekte zorlandı. Değişikliklerle maça etki eder miyim diye düşündü İsmail Kartal. Ama oradan da herhangi bir şey çıkmadı. İlk değişikliği Batshuayi oldu. Olmadı. Cengiz girdi, Zayt girdi. Çok geri gitti Fenerbahçe. Haliyle uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da değişiklikler hiç yaramadı. Fenerbahçe bir türlü direnç ortaya koyamadı ve dakikalar geçtikçe Olympiakos'un fizik kalitesi iyi seviyede kalırken Fenerbahçe değişikliklere rağmen
geriye düşmüş gözüktü ve penaltılara gidildi. Burada iyi haber, hani gol yiyip turu penaltılar öncesi vermemesiydi Fenerbahçe'nin. Yani penaltılarda da artık şanslar çok eşit oluyor. Orada da rakip kaleci daha iyi iş çıkardı. Fenerbahçe'de penaltıcılar, deneyimli isimler kaçırınca bu son kaçınılmaz oldu ve gördüğüm kadarıyla da okların birçoğu İsmail Kartal'a çevrilmiş durumda bu elenmeden sonra. Yani normal tabii, İsmail Kartal'a çevrilmesi, Fenerbahçe taraftarı özellikle elendikten sonra duygusal bir hal aldı. Duygusal bir hale büründü. O yüzden de bu tarz karşılaşmaların sonunda bir tane kurban aranır. Bu iş böyledir. Değişmez. Orada çok garip bir durum yok. Fakat bir kere şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin elenmesi çok üzücü. Fenerbahçe bu kadrosuyla, bu motivasyonuyla daha iyisini yapabilecek bir potansiyele sahipti. Olympiakos'ta evet, senin dediğin gibi iyi mücadele etti ama hakikaten işin kalite tarafında Fenerbahçe'nin gerisinde olan bir ekip. Hani şimdi çeyrek final eşleşmesi olur. Sen de çok iyi mücadele edersin. Rakibin de çok iyi mücadele eder. Rakibin daha organizedir. Rakibin daha kalitelidir. Artık bir noktada yapabileceğin bir şey yoktur. Saygı duyarsın. Rakip seni eler ve onunla devam eder. Olympiakos pek öyle bir takım değil. Yani Olympiakos elenebilecek bir takım. Olympiakos senin gözünü çok korkutacak bir takım değil. Eleyebileceğin, hatta elemen gereken bir takım. O yüzden penaltılarla da olsa Olympiakos'a elenmesi Fenerbahçe'nin üzücü oldu. Daha iyisini yapabilirdi Fenerbahçe bu eşleşme itibariyle. Nasıl ki hani Sparta Prag Galatasaray maçında da benzer şeyleri söylediysek, yani Galatasaray'ın da Sparta Prag'a elenmesi üzücüydü. Çünkü Sparta Prag da elenebilecek bir takımdı. Zaten bir sonraki turda Liverpool Sparta Prag'a dağıttı. Yani aslında iki büyük de bizim bu sezon en azından bir tur daha geçebilirdi katıldıkları turnuvalarda. O bakımdan üzücü oldu. Bir tık daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum ben Fenerbahçe ve Galatasaray adına. Bunun yanında karşılaşmayla alakalı olarak bir kere işin hücum tarafında iki takım da çok kötü iş çıkardı. Fenerbahçe'nin 30 dakikalık uzatmada bir şutu var. Sadece. 30 dakika maç oynandı Fenerbahçe'nin sahasında. Fenerbahçe bir gol atsa rakibine eleyecek bir şutu var. Fenerbahçe'nin ve Olympiakos'un 120 dakika boyunca kaleye atabildikleri isabetli şut sayısı ikişer. Fenerbahçe'de İrfan Can'ın golü, İrfan Can'ın uzaktan çektiği şut, kaleye isabetli şutları Fenerbahçe'nin. Olympiakos'ta da Livakovic'in kurtardığı ve çizgiden çıkarılan ya da çizgiye doğru çıkan top. Bunlar da Olympiakos'un yarattığı fırsatlar. Yani Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın ilk yarıda o klasik çalımıyla çekip ondan sonra kalecinin sağına doğru vurduğu sert ama biraz kaleciye yakın giden top dışında maçın sonuna kadar isabetli şutu olmadı. Olympiakos açısından da bir hatada bir geçiş yakaladı Olympiakos ve o pozisyonda İşte hangi oyuncuydu sonradan gelen? Masuras. Masuras'ın vuruşu Levakovic'in üstüne gitti. O pozisyon var. Bir de uzatmada işte önce kafayla vurulan Levakovic'in ayağına çarpan, direğe çarpan, işte devamında da çizgiye doğru giden ya da gitmeyen o pozisyon var. Yani takımların hücum tarafında hiç istediklerini yapamadıklarını gördük. Tabii burada Olympiakos'un ilk karşılaşmayı kazanması, burada bir sıfır geriye düşmesi biraz daha anlaşılabilir. Olympiakos'un oyun anlayışı ve hücumda etkisiz kalması. Ama Fenerbahçe açısından hani 120 dakika oynanan bir karşılaşmada yani son isabetli şutun ilk yarının ortalarında gelmesi pek kabul edilemez. 30 dakikalık uzatma bölümünde sadece tek şut denemesi yapması Fenerbahçe'nin pek ifade edilemez, pek kabul edilemez. O yüzden de hani Fenerbahçe ve Olympiakos senin dediğin gibi fiziki olarak bir mücadeleye girdiler. Hatta o fiziki mücadele de bence genel hatlarıyla temiz oldu. Yani oyuncular birbirine sokak deyimiyle pislik yapmadan hafif orta sertlikte iyi işler çıkardılar. Fenerbahçe ikinci yarıda kaç faul yapmıştır sence? Baktım ben.
Fenerbahçe'nin yaptığı faul sayısı mı? Evet, ikinci yarıda. İkinci 45'te. İkinci 45'te sadece. Bilmiyorum 7 mi 6 mı 5 mi 3 mü? 1. 1. Koskoca ikinci 45 dakikada evet. Fenerbahçe'nin faul sayısı 1, Olympiakos'un da 6. Evet. Hani o işte diyorum ya, ortadaki o mücadele, ikili mücadeleler bence çok da iyi bir hakem yönetimiyle beraber, oyuncuların da kötü niyetli olmamasıyla ortaya mücadeleyi çıkardı ama maçta kalite eksikti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte maçta kaliteyi beklediğimiz tarafta doğal olarak Fenerbahçe'ydi. Ama Fenerbahçe hücumda organize olmakta, hücumda İrfan Can'ın yanına başka bir oyuncu eklemekte genel hatlarıyla çok zorlandı. O Say ve Ferdi fiziksel olarak rakibi zorlamalarına, öne çıkmalarına rağmen diğer oyuncuların pek katkı veremediğini gördük. Şimdi dün mesela Fred'in çıkması eleştiriliyor. Fakat dün Fred de genel hatlarıyla pek iyi gününde değildi. Şimanski yine istekli olmasına rağmen Fenerbahçe Şimanski'yi Şimanski'nin isteyebileceği noktalarda topla buluşturamadı. Dzeko bu kez fizik olarak biraz sırıttı Olympiakos karşısında. Çok Tadic, yere düştü. Evet, Tadic biraz daha sorumluluk alan, topu tutan, Fenerbahçe'yi rahatlatan bir görüntüdeydi. Ama mesela o da hani maçın belki kırılma anlarından bir tanesinde kaleye şut çekmesi gereken pozisyonda bir kez daha Dzeko'yu arayarak hani şu kaleye vurmama işini yine bir başka seviyeye çekti. Yani özet olarak iyi bir mücadele vardı sahada ama pek kalite yoktu. Kaliteyi ortaya koyması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. Sen az önce bir şey söyledin. Zaten bu da söylenmesi gereken bir noktaydı. Yani her şey Fenerbahçe'nin aslında istediği gibi başladı ve gidiyordu Fenerbahçe adına. Fakat ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe ne yazık ki hücum organizasyonu konusunda bence eksik değil, bayağı eksik kaldı. Çok daha iyisi yapılmalıydı bu karşılaşmada Olympiakos önünde. Çünkü hani Olympiakos kabul edelim ki Atina'daki maça göre daha organizeydi. Fizik olarak daha dirençliydi. Bunu net şekilde gördük. Yani Atina'da bu kadar en azından işin savunma tarafında organize bir Olympiakos görmemiştik. Orada 3-0'dan sonra Fenerbahçe oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunu alıp golleri bulup hatta 3. golü de bulmaya oldukça yaklaşmıştı. Bu kez Fenerbahçe Olympiakos'un üzerine gittiğinde işte az önce anlattığım gibi hani isabetli şut çekemedi. Yeteri kadar da yine şut denemesi yapamadı. Organize atak yapamadı. Ah bu da kaçar diyeceğin bir pozisyon yok Fenerbahçe adına. Burada işte senin söylediğin oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişiklikleriyle alakalı olarak yani oradaki herhalde temel problem de bireysel performanslardı diye düşünüyorum. Hani bireysel performans anlamında sen dedin ya oyuna giren oyuncular katkı vermedi. Şimdi oyuna giren hakikaten hiçbir oyuncu ekstra bir şey yapamadı Fenerbahçe'de. Hatta Fenerbahçe'nin bir iki tık geriye gitmesinde de bu oyuncuların bireysel performansı etkiliydi. Çünkü işte günümüzde 120 dakika oynasanız da takımın yarısını değiştirebiliyorsunuz. O yarısı değiştiği anda Fenerbahçe'de sahaya giren isimler biri Batshuayi, biri Cengiz Ünder, hadi Bonucci'yi sonradan aldı zaten ekstra bir hak da kazanıyorsun orada, işte Zajc giriyor ama genel hatlarıyla Fenerbahçe için hani oyuna soktuğu kalite de yüksek bir kalite. Fakat o beklentiyle gerçekleşen arasında da ciddi bir fark oldu. Ve iş penaltılara kadar gitti. Penaltılarda sen uzatmalar oynanırken penaltıcıları kafanda yazdın mı? Yok, hiç düşünmemiştim. Yazmadım. Yok. Hani Bonucci'nin onun için girdiği açıktı zaten. Tecrübe. Tadic'in atacağı açıktı. Tadic zaten. Batshuayi de zaten penaltıcılardan aynen biri. Cengiz'in atacağı açıktı. Cengiz de kaliteli bir oyuncu. Jiku orada sürpriz mi evet denebilir? Yani Ferdi belki olabilirdi. Efendim? Ferdi belki olabilirdi. Normalde bence plan Şimanski'nin atmasıydı. Şimanski işte sakatlık sebebiyle oyundan çıkınca büyük ihtimalle Jiku'ya penaltı gitti. Ki Jiku da Yunan kaleciyi ters köşeye yatıran tek oyuncumuz oldu. Topa dokunamadı, tek penaltı oldu. Evet. Yani Batshuayi iyi penaltı atar. O penaltıda bile Yunan kaleci topa dokunmayı başardı. İyi penaltı attık mı dersen bence hayır. Atılan penaltıların kalitesi pek yüksek değildi. Tadic de, Cengiz de, hatta bence Bonucci de vuracakları yeri, ayak içleri çok fazla belli ettiler. Yani ayak içini öyle getirdiğin zaman bir anlamda topun gideceği yeri bence kalecinin sezmesi biraz daha kolay oluyor. Gene
üzgünüm ama kendi adımımdan örnek vereceğim. Biraz daha Harry Kane tarzı kapatarak vurdukları zaman ayaklarını, o kadar açarak değil, yani o şeyi göstererek değil, kaleciler açısından biraz daha zor oluyor. O penaltıların gideceği yeri tahmin etmek, köşeyi ve hatta kurtarmak da bana göre öyle. Kaleci de hep bu arada şeye yattı. Mesela sağ ayakta biri kullanıyorsa kaleci kendi sağına yattı. Sol ayaklı kullanıyorsa işte kendi soluna yattı. Hani işte genelde penaltılar şimdi, o şekilde atılır. Yani ayağını böyle geldiğin zaman, çok böyle ayağını gösterdiğin zaman zaten ayağını çevirmen imkansız olduğu için yani yatması lazım kalecinin. Kaleci yattıktan sonra belki o kararını değiştirmiş. Ama topa bizimkiler biraz böyle ayağı fazla açık geldi. Yani onu ben pek zaten Tadiç'te de sonra söylemiştim sezon içerisinde. Yani Tadiç o penaltıyı bu kez ters köşeye attı ama yine de çok atmadan önce belli etmesi bir oyuncunun vuracağı yeri. Mesela Cengiz'in gelişi de yani o da çok bence 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebilirdi. Daha iyi vuruşlar, daha sert vuruşlar belki çıkmazdı. Ama neticede Yunan kaleci de iyi iş yaptı. Leo Koç da iyi iş yaptı. Leo Koç'un hakkını yememek lazım. İş gene bir şekilde Fenerbahçe için son penaltıya kaldı. Sonuçta Bonucci çok tecrübeli bir oyuncu. Bonucci'nin atmasını ister misin son penaltıyı? Zaten penaltı için sahaya giren bir oyuncu istersin. Hani istemeyeceğin bir durum değil. Zaten 5. penaltıya yazılmış oyuncu. Evet, bu da ama tartışılan bir konu. Yani maça ısınamayan bir oyuncunun sadece penaltı için girmesi mantıklı mı? Aynısı kaleci için de zaman zaman oluyor. Tutan zamanlar oluyor, tutmayan zamanlar oluyor. Bu da futbolda bir tartışmadır. Evet, yani o hani dediğin gibi bir tartışma. Onu bilemem ama Bonucci'nin normalde istersin. Hani penaltı atmasını. Ama sağ içinde mesela hani Krunić var, Zajc var. Bu oyuncular da bence hani penaltı kalitesi olabilecek isimler. Onları neden tercih etmedi? Baskıyla alakalı bir durum olabilir mi? İlla Bonucci atsına geldi iş. Bence o daha önceden planlanmış. Yani iş penaltılara kalırsa Bonucci'yi alırız düşüncesi. Bence dünkü maç içerisinde İsmail Kartal ve teknik ekibinin aklına gelen bir düşünce değildi. Ben öyle diye tahmin ediyorum. Çünkü senin dediğin gibi hani sahada Krunić ve Zajc varken orada 5. penaltıcı ya da 5 penaltıdan bir tanesi onu atacak bir oyuncu bulunabilirdi. Demek ki daha önceden düşünülmüş. Hani biz penaltıları kalırsak böyle bir hamle yaparız diye. Ben orada tek planı bozan oyuncunun Szymański olduğunu düşünüyorum. Hani Szymański sakatlanmasa bence o 5 oyuncu içerisinde olacaktı. Kim çıkardı bilmiyorum. Jiku diye düşünüyorum. Ama genel olarak işte iş son penaltıya kadar geldi. Son penaltı da az önce bahsettiğim gibi yine bence pek iyi bir penaltı değildi. Artık penaltılarla elendikten sonra zaten üzüntüsü biraz daha büyük oluyor. Neticede yani çok kısa özeti, yani Olympiakos bir hafta önceye göre daha iyi bir görüntü çizdi. Fenerbahçe'nin ise gelen hatlarıyla ben hücumda müthiş aksadığını düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha ritmi bozulan bir takım gördük. İşte bu hani 30 dakika uzatmalarda oynayıp bir şut atabilmek, son şutun ilk yarının ortalarında isabetli olarak gelmesi pek hücum anlamında kabul edilebilir istatistikler değil iç saha karşılaşmasında ve bir Avrupa Kupası çeyrek finalinde. Neticede Fenerbahçe adına üzüntü verici ve hani normal şartlarda Fenerbahçe'nin ben eleyebileceği bir takıma turu verdiğini düşünüyorum. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.38 saatlerimiz, Fenerbahçe Olympiakos maçını konuşuyorduk. Sizlerden de mesajlar geliyor, onlara da bakacağız. Yine bir bilgiyle devam edeyim. Bunu büyük ihtimal görmüşsündür ama yine de soracağım. Fenerbahçe'nin Avrupa'da ilk maçı kaybedip turu geçtiği son eşleşme hangisi biliyor musun? Göteborg eşleşmesi. Evet, görmüşsün. Aynı kişiden mi gördük? Ben Rıdvan'dan görmüştüm ilk maçın sonunda. İlk maçın sonunda. Ben Murat Zorlu'dan dün gördüm. İlk maçı o dönem 2-1 kaybediyor Fenerbahçe. 98 yılı rövanşı Baliç'in golüyle 1-0 alıp herhalde deplasman golü kuralıyla da turu geçmeyi başarıyor. Alta gelen yorumlara da baktım. Tarihindeki tek de olabilirmiş bu Fenerbahçe tarihinde. İlk maçı kaybedip ikinci maçta turu geçme açısından. Dün yaklaştı Fenerbahçe. İlk maçı kaybetmesine rağmen maçın başında 1-0'a geçti. Fakat o ikinci gol gelmeyince, penaltılarda da şansı yaver gitmeyince Fenerbahçe bir kez daha elendi. Hem elendi hem üzerine bir de 120 dakikalık yük bindi ki bu hafta
Sivasspor'la kritikte bir karşılaşması olacak Fenerbahçe'nin. Yorgunluk var işte, Şimanski'de problem olduğundan bahsetti İsmail Kartal. Fred'de herhangi bir sıkıntı yoktu. Fred de zaten çıkarken vücutlarıyla çıkmak istemediğini ifade ediyordu ama onu da risk etmek istemedi. Büyük ihtimalle sezonun geri kalanında düşünerek. Belki oyun içinde de kademe kademe düştüğünü gözlemledi. Onu da bilemiyorum. Bekan'ın yine bir sakatlığı oldu ki dün Fenerbahçe açısından hani bireysel performanslara baktığımızda benim en çok dikkatimi çeken oyuncu Beka oldu çıkana kadar. Çıktıktan sonra da Jiku'nun daha oyuna ağırlığını koyduğunu gördük. Bu iki oyuncu bence Fenerbahçe açısından yani iki stoperi. O da ilginç yani, Fenerbahçe topa sahip oldu, baskı kurdu, rakibine çok fazla pozisyon imkanı vermedi maçın büyük bölümünde. Ama bir hücum oyuncusunu ön plana çıkaramadı. Tabii İrfan Can Kahveci'yi de söyleyebiliriz. Bu üç oyuncu benim dünden en çok dikkatimi çeken oyuncular oldu. Ferdi Kadıoğlu, Tadiç kanadını özellikle ilk yarıda çok etkili kullanamadı Fenerbahçe. İkinci yarıyla birlikte Ferdi de etkili olup ceza sahasına kadar topla bindirmeler yaptı. Fakat o bindirmelerde de Olympiakos savunması kademeli olarak karşısına çıktı ve Ferdi de istediklerini pek yapamadı karşılaşmada. Ama sevindirici kısım bence burada, hani tabii ki mağlubiyet var ama Jiku Beka ikilisinin bence iyi performansları. Beka özellikle oyunda kaldığı bölümde çok kritik müdahaleler yaptı. Fizik olarak iyi gözüktü. İkili mücadelelerde zaten maç sonu bir istatistik yine dikkatimi çekti. İki oyuncu da 7'şer kez ikili mücadele kazanmışlar ve hiç kaybetmemişler. Maçı bu şekilde tamamlamış Jiku Beka ikilisi. O yüzden bu Fenerbahçe açısından iyi bir gelişme. İşin savunma kısmında zaten 120 dakikayı da gol yemeden tamamlamayı başardı. Ama işin hücum kısmı, üretkenlik kısmında da Olympiakos duvarında tosladı. Aslında orada da sağ stoperde Entoyi kırmızı kart gördü. Çok sert bir sakarlığı da vardı. Onundan daha fazla yararlanabilirdi bence Fenerbahçe ama Dzeko fizik olarak pek iyi bir gününde değildi. Normalde bu kadar uzun topun atıldığı yerde Dzeko daha fazlasını alabilir, daha fazla ayakta kalabilirdi ama onu da yani 3 ikili mücadelenin ikisinde yerde gördük. Ceza sahası içerisinde koşu gördün mü? Fred, Şimanski, İsmail Yüksek. Neredeyse o işi hiç yapmadılar. Ama oraya gelebildi mi iş işte mesela? İşte oralara zaten gelebilmesi için ekstra koşu yapıp biraz savunmanın dengesini bozmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe hep çok net bir sete hücum etmek zorunda kaldı. Sete hücum ettiği zaman da dikkat et, Tadiç sürekli orta yapmak durumunda kaldı. Pas vermek durumunda kaldı. Yani Fenerbahçe'de ekstra işi yapan oyuncu bir tek Fenerbahçe'nin ikinci isabetli şutunda o çalımla içeri giren İrfan Can'dı. Onun dışında Fenerbahçe hep duvara tosladı. Yani Fenerbahçe hep ezbere hücum eder gibi ya da aynı hücumu sürekli tekrarlar gibi gözüktü. Olympiakos savunmasının, hani o sen diyorsun ya işte stoper, ondan sonra aslında genç bir stoper, sakar bir stoper olduğu da belli. Ama o dengeyi bozabilecek işi bir türlü yapamadık. Yani bir koşu yapamadık. Oraya biri girsin, savunmanın dengesini bozsun, sıfırdan bir orta yapsın, ondan sonra bir şut çekelim İrfan Can dışında. Hani o şut pozisyonunu da bulamadık ya da o şut pozisyonu da deneyecek oyuncular girmediler. Biraz ben merkez oyuncularının, merkezdeki oyuncularının Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisini pek düşünememesine bağlıyorum bu dengesizliği. Yani aslında Fenerbahçe beklerini de yeteri kadar çıkardı ya da çıkarabildiği kadar çıkardı. Zaten hani İrfan Can Osayi tarafında böyle çok müthiş bir uyum sezon başından beri yok. Orada biraz daha iş bireysel gidiyor. Yani sanki Osayi çıktığı zaman Osayi, İrfan sazı eline aldığı zaman İrfan gibi gözüküyor. Tadiç Ferdi tarafı biraz daha uyumlu. O kanat biraz daha uyumlu. Ama orada da hani tekrar söylüyorum, çok ekstra bir şey olmadı. Yani Tadiç topu Ferdi'ye verdi, Ferdi Tadiç'e verdi, Tadiç Ferdi'ye verdi. Ondan sonraki ikinci aşamada hep aynı şeyleri Fenerbahçe tekrarladı. Yani bir türlü o dengeyi bozamadık. Olympiakos'u kendi bildiğinin dışına çıkaramadık karşılaşma boyunca. Orada da dediğin gibi hani Fred'in normalde daha fazla ceza sahası içi koşusu oluyordu. Bu maçta olmadı. Acaba işin savunma kısmında eksik yakalanmamak, geri düşmemek ya da
geri düşmeden, hani 1-0 öne geçti, 1-1'e gelmesin diye biraz daha temkinli belki oynattı Şimanski ve Fred'i diye düşünüyorum. Normalde dediğin gibi aslında daha fazla koşu olabilirdi. Mesela ben bir önceki maç saat olarak Lille Aston Villa maçının işte 20 dakikasını çok net şekilde dedim. Sonrasında bir uyuklama durumum oldu ama izlediğim bölümde Yusuf Yazıcı o kadar fazla topsuz koşu attı ki bekle stoper arasına çok net gözüküyordu. Yani rakip savunmanın dengesini bozuyor. Sağ bekine yer açıyor ve en sonunda da zaten o koşulardan birinde soldan gelen ortada golü de atmayı başardı Yusuf. Yani o senin tarif ettiğin o duvara çarpma işinin bence sıkıntılarından biri, yani sebeplerinden biri bu. Evet, ama işte bunun ne kadarı bir de Olympiakos buna müsaade etti. Çok, çünkü orta sahada da çok sertti Olympiakos. Hemen hani topu aldığın anda düşünecek fırsatın yok. Fenerbahçeli futbolcu olsan hani hemen etrafında biri bitiyor. O iş de kolay değil. O pası atmak da, o koşu yoktu ama olsa bile o pası atmak bile bence kolay değildi bu karşılaşmada. Üçüncü bölge için söylüyorum. Çok yakın markaj yaptı Olympiakos. Yani o tabii şu an hani su üzerine yazıyoruz ama yapabildiğin koşu kadar zaten o dengeyi bozabildiğin için belki zaten her koşunun karşılığını alamayacaksın. Ama o koşulardan 5-10 tane denediğin zaman bir tanesi bile sana bir pozisyon ve gol getirebilirdi. Bence temel problemlerden biri de oydu. Sen Fenerbahçe'de kimi beğendin dünkü karşılaşmada? Ben 3 oyuncu saydım. Senin dikkatini çeken benden farklı bir isim oldu mu? Livakovic'i ben ekleyebilirim ona. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu iki anda Livakovic doğru işler yaptı. Bir tanesinde tabii Yunan santraforu vuruşu pek iyi değildi. Üstüne geldi ama o ayağıyla kurtardı, direğe çarpan top kritik bir pozisyondu. Orada tur gidebilirdi. Ben penaltılarda da iyi işler yaptığını düşünüyorum Livakovic'in. Onun dışında tamamen senin dediğin gibiydi. Hani o oyuncuları ekleyebilirsin. Fenerbahçe'de iyi gözüken isimler için. Birkaç mesaj okuyayım dinleyicilerimizden. Michael Schofield nickli dinleyicimiz. İsmail Kartal ilk maçta 3 gol yediği orta saha tandemini Krunic ve Zaitse hangi akla hizmet edip oyuna alır? Böyle bir maçta Fred İsmail çıkarılır mı oyundan? Değişiklik yapmaktan gram haberi olmayan eski bir futbolcu, teknik direktör demeye dilim varmıyor demiş. Yani çok gerçekten İsmail Kartal'la ilgili sert ifadeler var. Bu son kısmı aslında okumamak da lazımdı da boş bulundum ben de. İlk kısma odaklanmıştım. Tabii burada İsmail'i en son oyundan çıkarıyor değil mi? Hı hı. 120+2'de Bonucci'yi alırken çıkarıyor. O kısım yanlış. Krunic'i alma sebebi Şimanski'yi çıkarması. Şimanski'de de problem olduğu için çıkardığını söylüyor. Demek ki Mert Hakayandaş orada tam hazır değil. %100 hazır olmadığını da zaten söylemişti İsmail Kartal. Yoksa normal şartlar altında Mert Hakan'ın girmesi lazım Şimanski çıktığı noktada. Ama orada Krunic'i tercih etti. Zaitse'i biraz daha öne attı ama Zaitse fizik olarak gerçekten sahada inanılmaz sırıttı. Oyuna sonradan girmesine rağmen. Ya tabii şimdi tur kaybedildi. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri pek işe yaramadı. Ondan sonra iş biraz daha kolay oluyor eleştiri açısından. Hani şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. Mesela ben de şunu düşündüm. Şimdi Zaitse ve Krunic son dönemde Fenerbahçe'de genelde oyuna girdikten sonra ya da oyuna başladıkları anda pek istediklerini yapamayan oyuncular. Kurun için bir Adana Demirspor maçı var iyi gözüktüğü. Ama Zaitse'ın en son ne zaman hani girip katkı verdiği bence çoğu kişi tarafından hatırlanmıyor bile. Şimdi mesela kenarda işte Ryan Kent varken, ne de olsa bir hücum oyuncusuyken, acaba o pozisyona Tadic'i kaydırıp hani Ryan Kent'i kenara almak gibi bir şey olabilir miydi gibi düşünüyor insan. Ama bunlar işte diyorum ya, hep yani araba devrildikten sonra insanın aklına gelen faktörler, alternatifler. Orada belki İsmail Kartal bu değişikliği yapsa ya diyeceklerdi ki Ryan Kent ne alaka hoca, sen en son ne zaman oynattın da çeyrek final maçında en kritik dakikalarda Ryan Kent'i oynatıyorsun. Şimdi bunlar söylenebilir, bunlar düşünülebilir ama mesela Fenerbahçe'nin iyilerinden bir tanesi İrfan Can'dı dedin değil mi? İrfan Can çıktığı zaman halini gördün mü yorgunluktan? Bitmişti. Yani bitmiş miydi bitmişti sen? Bitmiş. Ben hiç öyle sezmedim mesela. Ben İrfan Can bitmişti. Bence net olarak İrfan Can hani zaten bir tepkisi de yoktu İrfan Can'ın. Mesela Fred öyle değildi. Fred neden çıktım dedi. Ama İrfan Can'da herhangi bir tepki yoktu. İrfan Can açısından hani fizik olarak belli ki fiziki durumla alakalı bir karardı o. Şimanski'yi öyle söylüyor. Hani değişiklikler iyiydi demiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Değişiklikler iyiydi demiyorum ama değişiklikler hani normalde ilk akla gelen değişiklikleri yaptı İsmail Kartal.
hani ekstra bir şey yapmadı. Belki o konuda eleştirilebilir. Yani bir şeye girmedi. Bir şey üreteyim çabasına girmedi. Yani Mert yoksa Ali var. Ali yoksa Mert var gibi düşündü. Değişiklikleri öyle yaptı. Ama giren oyuncuların yine performans olarak beklentilerin çok altında kalmasıyla beraber tabii böyle bir eleştiri rüzgarı da çıktı. Şimdi mesela Cengiz, yani Cengiz ile İrfan Can dün kabul edilemeyecek kadar farklı oyunlar ortaya koydular. Evet, Cengiz sadece yani Kulüç ile şey de değil. Zayt da değil yani. Cengiz de, Cengiz ile beraber hani bir orta, bir şut, bir hücum aksiyonu Cengiz'den bunu bekliyorsun. Hani İrfan Can'la Cengiz'i kıyasladığın zaman da Fenerbahçe yine bu kez tek kanatlı bir takıma döndü bir anda. Devam edeyim mesajlarla. Eren Toprak, Fenerbahçe turu Yunanistan'daki maça tam kadro çıkmayarak aldığı mağlubiyeti aslında orada verdi diyor. İşi Kadıköy'de penaltılara bırakmayacaktı. Penaltı atması için sahaya alınan oyuncu laneti Bonucci ile devam etti. Tadiç'in kaçırdığı penaltılarda artık kabak tadı vermeye başladı demiş. Bonucci'ye baktım, kariyerinde 6 penaltı gözüküyor. 5'ini isabetli kullanmış, 1'ini kaçırmış. O da 2022 yılında Juventus forması giyerken. Bu yıl içinde de Union Berlin'de bir penaltı golü kaydetmiş. Zajc'a ve Kurniç'e baktım. Zajc en son 2014-15 sezonda tek bir penaltı kullanmış kariyerinde. Kurniç'in penaltısı yok. Jiku'nun da hiç penaltısı yok. Ama Jiku attı. Orada da tercih herhalde Zajc Kurniç'te. Ben taraftar tepkisi, baskısından dolayı kullandırmadığını düşünüyorum. Ne oldu şeyi, penaltı rakamı? Tadiç'in biliyor musun? Transfermarkt'tan bakıyorum ben de. Bakalım Tadiç'in. Tabii bu seri penaltı atışlardaki penaltılar dahil ediliyor mu onu bilmiyorum. Şimdi bakarız o kısma da, ama zannetmiyorum pek dahil edildiğini. Yok, ediliyormuş. Bu sezon Tadiç 2, 4, 6, 8, 10 penaltı isabeti var. 4'te pardon, dahil edilmemiş o kısım. Özür diliyorum. 4'te kaçırmış ama bunlar herhalde seri penaltı atışları dahil olmayan istatistikler. 10 tane atmış, 4 tane kaçırmış. Evet, ama işte seri penaltıyı da sayarsan 5 tane kaçırmış oluyor. 15 penaltıda 10 isabet, 5 kaçırma, yani %66'lık bir isabet oranı var Dušan Tadić için. Tabii ortalamanın altında bir istatistik. Batu Şahin Fenerbahçe'de o anlamda şu anda eldeki en iyi oyuncu, ama zaten penaltılara kaldığı noktada Tadiç'e zaten attırmak gerekiyor. Penaltı tercihleri konusunda bence İsmail Kartal'a yapılacak bir eleştiri yok. Açıkçası orada Kurniç'e, Zajc'a attırsa çok daha kötü olur. İsmail Yüksek atsa kötü, Osayi kötü. Hani Ferdi belki orada düşünebilirdi ama Bonucci'ye attırmak da bence doğru bir karar. Dedim ya, daha önceden düşünülmüş, planlanmış. Yani 120'de o değişikliği yaptığın anda artık onu penaltı için yaptığını net bir şekilde anlıyorsun. Diyecek bir şey yok. Erdem Özkan, İsmail Kartal bu maçtaki oyuncu değişikliklerini Fred de Szymanski ile yapmadı. Ara transferde Lincoln, Crespo gibi isimleri gönderdiğinde yaptı. Zajc Fred'in yerine değil Lincoln yerine oyuna girdi demiş. Buradan da hani İsmail Kartal'ın değişikliklerine olan eleştiriler sadece bu maçla alakalı değil, devre arasında yaptığı tercihlerle de alakalı olduğunu söylüyor. Çok geriye sardınız filmi. Yani çok geriye sardınız. Bu sezon analiz edildiğinde ama o kısım konuşulur. Yani devre arası transferleri. Tabii ki konuşulur, ama şimdi de o oyuncular gitti diye Fenerbahçe Olympiakos'u elenmedi. Yani o kadar da değil. Öyle olmuyor işler. O zaman oyuncular hani takımda gitseydi ya da kalsaydı Saint Julius maçları da Fenerbahçe'nin istediği gibi geçerdi ya da geçmezdi. Yani o zaman Saint Julius maçlarını nasıl açıklayacaksın Fenerbahçe'nin iyi geçen bir turda? Lincoln gittiği için mi eledi yani Fenerbahçe Saint Julius'a? Öyle bir şey yok. Sadece herhalde bu maç için değil de genel hani Crespo, Buzaitz'ın iki katı, üç katı daha fazla katkı veriyordu. Oraya katılıyorum. Kurun içinden daha fazla katkı veriyordu. Oraya katılıyoruz. Bence zaten onunla alakalı biraz. Crespo bir de hani takımın nasıl söyleyeyim, genlerine de uyan bir yapısı vardı. Uyumuştu yani. Crespo oyuna girdiği zaman ya da Crespo başladığı zaman Crespo'dan 3 aşağı 5 yukarı ne alacağını Fenerbahçe biliyordu. Şimdi Zajc daha iyi günleri oldu. Şu an kötü günlerini yaşıyor. O performans inişli çıkışlı. Crespo 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Crespo ile oynadığı zaman ne alırsın ne almazsın diye. Onun da problemleri var, ama işte hani Olympiakos eşleşmesini pek ona bağlamamak gerekiyor. Yani Olympiakos eşleşmesi 180 dakika düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin
Özellikle ilk karşılaşmada çok kötü başlaması, 3-0 geriye düşmesi, 3-0 geriye düştükten sonra değişikliklerle Olympiakos'un da biraz fiziki direncinin azalmasıyla beraber golleri bulması, çok umutlanması, ilk maçta 3 gol yemesine rağmen Olympiakos'tan genel hatlarıyla, yani şimdi şöyle söyleyeyim, Olympiakos 180 dakikalık 2 tane karşılaşma oynandı, 30 dakikada bir de uzatma oynandı, 210 dakika. Yani bu 210 dakikada hanginizi ne kadar etkiledi? Bence asıl hayal kırıklığı buradan geliyor. Yani Fenerbahçeli taraftarlar elendiği takımı izlediği noktada, ya bu takıma da elenmememiz gerekirdi hissiyatını çok hissediyorlar. Bir kere orası gerçek. Şimdi biraz filmi geriye sarayım. Mesela Galatasaray-Sparta Prag maçları pek böyle değildi. Yani Sparta Prag'da Galatasaray'ı aynı teraziye koyduğunda herkes Galatasaray'ın daha ağır bastığını düşünüyordu. Ama mesela Sparta Prag'ın sağ içi organizasyonu bizim beklediğimizden çok daha üst düzeye çıkmıştı. Onu kabul edelim. Yani Sparta Prag'ın hücum geçişleri, hücuma çıkması, ondan sonra sağ içerisindeki genel duruşu, sahibi parselizasyonu Olympiakos'un daha önünde. Oradaki hani beklentiyle gerçekleşen arasında, yani Sparta Prag'dan beklediğimizle gerçekleşen arasında Sparta Prag lehine bir fark vardı. Galatasaray için kötü bir eşleşme oldu ama izlediğin zaman eşleşmeyi, ya Sparta Prag iyi takımmış dedirtti. Doğru mu? Peki Olympiakos? Olympiakos bence çok iyi fiziki direnç koydu dün. %100 katılıyorum sana. Ama hani çok organize, ondan sonra çok iyi, çok kaliteli bir takım kimse demez Olympiakos için. Zaten üzen tarafı da o Fenerbahçelileri. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.02 saatlerimiz devam ediyoruz. Yine Fenerbahçe'yi konuşmaya mesajlarınız üzerinden. Tarkan Küçük demiş ki elemeli maçlarda deplasmanda atılan gol avantajının kaldırılmasından sonra uzatmaya gidecek maç sayısının artacağı belli. Acaba basketboldaki gibi serbest atış çalıştım, hani orada çalışılıyor serbest atış, Fenerbahçe oyuncular da penaltı çalışması yaptılar mı? Rakip kaleci hakkında bilgilendirildiler mi? İsmail Kartal maçtan önce yaptığı açıklamada penaltıya çalıştıklarını ve son idmanda da yine çalışacaklarını ama hani umarız gerek kalmaz diye bitirmişti sözünü. O yüzden Fenerbahçe çalıştı. Büyük ihtimal rakip kaleciye de çalıştı. Rakip kalecinin penaltı istatistiği de bu arada çok kötü. Kariyerinde normal süre içerisinde 20 penaltı atılmış kendisine ve bunların 18'i gol olmuş. Sadece ikisinde başarılı bir kurtarış yapabilmiş. Gerçi ilk maçta Tadic ona da bir penaltı golü attı aslında. Bu sezon toplamda 5 penaltı gelmiş kalesine. Hem Yunanistan U21 milli takımıyla hem Olympiakos formasıyla 5'inde de gol olmuş. En son kurtarışı geçen sene gözüküyor kalecinin ama burada da diyor ki maç sonu röportajına denk geldim. Babası maçı İstanbul'da izlemiş. Maçtan önce muska vermiş. Biraz da içgüdüsel diyor. Hani köşeleri seçtim. Başarılı oldum diyor. Kaç yaşında kaleci? 21'di galiba. Çok genç ve potansiyeli yüksek bir kaleci. Özgüveni yüksek. Her şeyden önemlisi. Dün hatta penaltılarda biraz böyle rakip oyuncuları da, daha doğrusu Fenerbahçeli oyuncuları da böyle hafiften bir sinirlendirmeye çalıştı. İşin o tarafına da biraz sanki kafa patlatmış gibi. Ama genel olarak iki maçta da iyi gözüktü. Potansiyeli olan bir kaleci. Bu sezon toplamda 8 maçı var bu filebekçisinin. 780 dakikası işte Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarını yeni Maccabi Tel Aviv maçıyla birlikte oynamaya başlamış. 120 dakika uzatmaya giden maç. Sonra onun hikayesi nasıl gelişmiş? Yani bir numaralı kaleciyi kesmiş mi sakatlıktan sonra mı? Nasıl olmuş acaba o da? Onunla ilgili herhangi bir şey açıkçası okumadım. Ama yedek kaleci olarak Paşalakis mesela, bir önceki Maccabi eşleşmesine baktım. Asıl kaleci o gibi gözüküyor ama onu kesmiş Mendili var. Yani bir sakatlık görmüyorum ben burada. Paşalakis bayağı yedek kulübesinde o karşılaşmada. Dünkü maça da bakayım. İlk maça da bakayım. Yedek kulübesinde mi diye. Evet, kadroda fakat oynamadı diyor o kaleci için.
Yani bir yerden sonra tercih yani. Büyük ihtimal Makabi'de karşı kaybettikleri 4-1'lik karşılaşmadan sonra olması muhtemel. Fatura çıktı diyorsun. Aynen. Şimdi o maçın tarihine de bakalım. 7 Mart 2024. Gerçi ondan önceki lig maçında da oynatmamış. Voloş maçında da oynatmamış. Ondan önce oynadığı son maçta galip gelmiş takım. Bilemedim yani, galip gelirken de kaleci kesmiş. Bir tercih belki antrenman. Evet, sonuçta bir tercih olmuş belli ki. Hani belki Olympiakos'un o sıra kötü gidişiyle beraber bazı oyuncuları yapıyorlar ya o işi. Sorumlu olarak tutup biraz daha gençleştirme ve taze yüzler. Bilemiyoruz tabii işin detayını ama bir tercih olmuş. Potansiyeli yüksek. Yani bundan sonra daha fazla ismini duyabiliriz. Bir de seninle zaman zaman anlattığımız bu işte Avrupa'da iyi işler yapmak, iyi maçlar çıkarmak her zaman için bir vizyon oluyor işin transfer tarafında. Mustafa Demirkaya, İsmail Hoca oyuncu değişikliklerinde kafasını bir tarafında hem ligde hem de uzatmaları, hem ligi hem uzatmaları aynı anda düşündü demiş. Bana göre Dzeko'yu çıkartmayıp 4-4-2'ye dönseydi istediğini alırdı. Baskıyla aradığı ikinci gol gelirdi, rakibin direnci düşer diye düşünüyorum demiş. Tabii dün Fred'i falan çıkarması, evet, biraz kafasında acaba lig karşılaşmaları mı var dedirtti ama Fred'le ilgili ben anlayabiliyorum. Fred de bu Fred sezon kaçıncı dakikada çıktı? 86 falan herhalde. 86. Dakika 86'ya geldiğinde Fenerbahçe'nin ikinci yarıda isabetli şutu yoktu. Bence biraz o kaçırılıyor işin o tarafı. Yani Fenerbahçe zaten maçın genelinde hücumda Fred'liyken, İsmail Yüksekliyken de çok iyi oynamadı ki. Hani o zaman böyle Fenerbahçe dalga dalga geçiyordur. Teknik direktör değişikliği yapar, ondan sonra takımın hızı kesilir. Öyle bir durum yoktu Fenerbahçe için. Tekrar şöyle bir ikinci yarıyı aklınızda düşünün. Bir özetleri izleyin. Yani Fenerbahçe'nin en son çektiği isabetli şut ilk yarının ortasında, aynı kadro. 86'ya kadar da Fred oyunda var. Yani 86'ya kadar Fenerbahçe uçup kaçtı da biz mi görmedik? Öyle bir tablo yok. Burada sanki Zaitz Fred'den de daha düşük seviyeye taşıdı takımı. Tam ona katılıyorum. O yani. Tam ona katılıyorum. Ona bir itirazım yok. Hani kalsa Fred bu kadar kötü olmazdı Fenerbahçe diye düşünülüyor bence. Yani hani o da... Fred de çok efsane değildi ama Zaitz da Fred'den de daha kötü başlaması... Tamam, ona bir itirazım yok ama hani tekrar bir düşünün maçı. Fenerbahçe çok iyi oynuyordu da, Fenerbahçe pozisyonlar buluyordu da bir anda o değişiklikle, hani İsmail Kartal ligi düşündü. İşte Fred sakatlanmasın. Dur Fred işte uzatmalarda sağda kalmasın, ben Fred'i çıkartayım dese, ondan sonra böyle bir değişiklikle beraber Fenerbahçe'nin hızı kesilse, tamam hani bunu anlarım ama biraz daha çok senin dediğin gibi oldu. Yani hatta senin dediğinle benim dediğimin kombinasyonu gibi oldu. Zaten Fenerbahçe hücumda bir şey yapamıyordu. Fred çıkıp Zeiss girince daha da kötü oldu. Daha da kötüleşti. İşte 30 dakikada Fenerbahçe'nin bir tane aksiyonu var hücum olarak uzatma bölümünde. Bir de ben hani İrfan Can sen çok yorgun gözüküyor dedim. Ben onu hiç öyle sezmemiştim. Maç sonu İsmail Kartal'ın açıklamalarına da baktığımda İrfan Can'la ilgili herhangi bir ifade de görmedim. Mesela hani Fred'le ilgili korumak istiyorum dedi. İşte yok Şimanski'nin kramp mı dedi, Adele mi dedi, bir şey söyledi. Cekola da ilgili gerçi bir şey söylemedi. Hani ben İrfan Can'ın daha fazla devam edebileceğini düşündüm. Çünkü Cengiz de daha yeni döndü herhalde. Bu karşılaşmayla döndü değil mi? Bir önceki maçta kadroda falan yoktu. Hafta içi takımla çalışmaya başladı. King de öyle. Mesela King'e hiç süre vermedi bu karşılaşmada. Cengiz'e 90 dakika bitmeden süre vermesi, bilmiyorum, ben İrfan Can'la daha fazla devam ederdim. Hani Dzeko'nun çıkması çok anormal değil. Dzeko zaten fizik olarak çok iyi durumda değildi. Bir de arkasında Batshuayi gibi istekli ve formda bir oyuncu var. Ama İrfan Can arkasında bekleyen oyuncu aynı kalitede ve peki, formda değil. Peki orada aynı Karagümrük maçında olduğu gibi Dzeko ve Batshuayi'yi aynı anda sahada tutsa nasıl düşünürdün? İşte dinleyicimiz onu doğru bulmuş. Bence biraz iddialı olurdu o da. Yani Şimanski'yi çıkaracaksın. Şimanski'yi çıkaracaksın. Ne yapacaksın Şimanski'yi çıkarmayı? Düşünme ne yaparsın diye. Çünkü öteki tarafta Krunić vardı. Karagümrük maçında. Krunić çıkmıştı. Daha kolay bir tercihti. Burada Şimanski'den vazgeçeceksin. Dzeko o pozisyona gelecek. Batshuayi'den de o şekilde faydalanmaya çalışacaksın. Eğer daha da sıkışırsan direkt olarak 4-4-2'ye döneceksin. Hani o hala biraz 4-4-1-1 gibi
oluyor. Dzeko olduğu zaman Dzeko bir tık geride konumlanıyor Batshuayi'ye göre, ama çok sıkışırsan ikisini biraz daha öne atabilirsin. Yani bu da bir opsiyondu. Çok mu iddialı olurdu? Maç beraber olsa olabilirdi. Ama hani maç dengedeyken gerek yok diyorsun. Çok risk almaya gerek yok. Mesela Mendilibar'da ben hani dün konuşurken acaba biraz daha orta sahayı kalabalık tutar mı falan derken sen demiştin ki basın toplantısında hiç biz galibiyet için oynayacağız demişti. Gayet çift forvetle çıktı, fakat o da devrede Jovetic'i çıkarıp orta sahaya ekstra bir isim aldı. Chiquinho'yu ön tarafa attı. Mesela o da bence iyi bir değişiklikti. Yani maç başlangıcındaki oyun da iyiydi ama o değişiklikte öyle çok geri götürmedi mesela Olympiakos. Geri götürmedi çünkü Jovetic ve Podence neredeyse hiçbir şey yapmadı. Yani en etkisiz iki tane oyuncusunu söyle. Podence evet çok kötüydü. Podence çok kötüydü. Jovetic de çok kötüydü. Yani onlar da çıkmayı hani Mendilibar için pek zor bir bence şey olmadı. Tercih olmadı. Hani orada ne yapabilirdi? Jovetic'in yerine bir kanat daha alabilirdi. Onu tercih etmedi. Orada bir akıllılık yaptı. Ama genel anlamıyla hani Podence ve Jovetic'i almak için çok da öyle hani düşünmene gerektirecek bir durum yoktu. Bence Dzeko Nun çıkmasında da biraz bu konuştuğumuz faktör etkiliydi. Hani Dzeko Batshuayi yapabilmen için Dzeko'nun da iyi bir performans göstermesi gerekirdi ki karşılaşmada. Hani Dzeko'yu çıkarmaya gerek yok. Dzeko iyi oynuyor. Ama yanına bir de biraz daha Batshuayi yaklaştırayım ya da Batshuayi sokayım. Szymański pek iyi değil diye düşündürtmedi. Yani Dzeko kötü olduğu için Dzeko'yu çıkartayım, Batshuayi'yi alayım. O da biraz daha doğal gelişti kanımca. Tabii dün öyle bir eleştiri de görmedim. Hani Dzeko neden çıktı, Batshuayi evet, neden girdi. Dzeko da çok uzun top atıldı ama başarılı olamadı. Maç tabii ilerledikçe daha fazla uzun topa yöneldi Fenerbahçe savunması. Hatta ekranda yansıdı. Fred ile Livakovic arasında da bir ufak gerginlik oldu topu oyuna sokarken. Doğru. Orada Livakovic uzun kısa vurdu. Kısa oynamak istemedi. Çünkü bir pozisyon öncesinde de Fenerbahçe topu kaptırmıştı. Orada da anlayabiliyorum Livakovic'i. Bence doğrusunu da yaptı Livakovic. Fred her ne kadar kısa da bomboş gözükse de orada. Olympiakos'ta çok iyi tuzaklar kuruyor. İlk maçta bunu birden fazla kez gösterdiler. Ama uzun top attığında da hem Dzeko olamadı hem Batshuayi de zaten girdikten sonra o konuda pek etkili olamadı. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Değinmediğimiz konulardan bir tanesi de belki onu da söylemek lazım. Dün aklımdaydı. Fenerbahçe'nin duran top kullanımı kötü değil miydi? 6 korner ve serbest vuruşlar tabii kullandı. Bayağı serbest vuruş kullandı. Evet. Ama kendi oyuncuları topla buluşturmakta orta kalitesinde bence bayağı bir geride kaldı Fenerbahçe. Bayağı aslında duran top kazandı. Evet. Tadiç kullandı. İrfan Can, Cengiz girdikten sonra kullandı ama öndüreye çok atılan orta oldu. Arka direğe atılanlar da oldu. Fazla arka direğe giden 3 tane top oldu mesela. Bir tanesinde Iborra mesela. O da çok uzun bir oyuncu. O da iyi savuşturdu atakları. Mesela onların o şey şutu Livakovic'in kurtardı. Kornerden mi geldi? Duran toptan mı geldi? Şeyden, bildiğim bir tane fuştan. Şeyleri var. Bir kornerleri var. O korner o mu acaba? Tam hatırlayamadım. Livakovic'in önce kurtarıp sonra çizgiden çıkan top. Yani onlar daha az kullanıp daha verimli oldular Fenerbahçe'ye kıyasla. Duran top konusunda evet dün Fenerbahçe iyi bir gününde değildi. Muhammed Akçı, İsmail Kartal'ı sadece değişikliklerden dolayı değil taktiksel olarak da eleştirmek lazım. Maç içinde hiçbir oyuncunun yeriyle oynamadı. Mesela baskı yapması lazımken üçlüye dönüp Osayi ve Ferdi'yi daha ileri atabilirdi. Okan Hoca'nın yaptığı gibi demiş. Üçlüye dönüp beklerini ne zaman Okan Buruk ileri attı? Mesela oradaki kısmı ben pek anlayamadım. Okan Buruk böyle bir hamle yapıyor mu? Ama İsmail Kartal'la ilgili hani yapılması gerekeni yaptı. Ekstra bir iş yapmadı. Ekstra bir iş yapılıp tutulmadığında da bu sefer niye macera arıyor deniyor. Böyle yaptığında da niye ekstra iş yapmadı deniyor. Yani aslında ortak nokta ne burada? Sonucu alamaması. Fenerbahçe ne zaman üçlüye döndü mesela? Yani onları da biraz düşünmek gerekiyor. Bunu diyoruz ya şimdi bizim yaptığımız takımlar bizim söylediğimiz formasyon değişikliklerinde sahaya çıkıyor ne de maç kaybediyor. Senin benim için konuşmak kolay. Dinleyicimiz için konuşmak kolay. Ama takımın da belli ölçüde bu değişikliklere adapte olmuş bir hali olması lazım. Yani bunu senin söylediğin gibi yaptın, bir anda ters tepti,
ya da işte etkili olmadı. Sonuçta yine elendin. Bu kez de ne yapmaya çalışıyorsun İsmail Kartal diye daha fazla eleştiri gelecekti. Sezon boyu denememişsin. Aynen, bu maçta mı deniyorsun? Hiç yapmamışsın, bir kere bile yapmamışsın. Yani. Kalkıp konferans ligi çeyrek finalinde mi bunu yapıyorsun diye daha da tefe koyarlardı. Hani bizim açımızdan kolay oluyor. İşte şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı şöyle olurdu. Bunu şey özelinde söylüyorum. Yanlış anlamayın. Oyuncuların yerini değiştirme. Hani biz bilgisayar önündeki gibi dinleyicilerimiz de onu öyle koysaydı, bunu böyle koysaydı. Ben de diyorum onu öyle yapabilirdi. Bunu yapabilirdi tabii. Bunların hepsi olabilirdi ama bu takımlar işte sahaya çıkmıyor, maç oynamıyor, maç kaybetmiyor. Öyle bir güzelliğimiz var hepimizin. İşte ben de diyebilirdim ki King'i niye almadı Cengiz'in yerine ama aynen, olmuyor. Benim yapabileceğim maksimum eleştiri bu karşılaşmayla ilgili zaten az önce yaptım. İrfan Can'ın erken çıkması. Onun haricinde değişikliklerle ilgili yerleriyle oynayıp oynamamasıyla ilgili hiçbir eleştirim yok İsmail Kartal'a. Yani gayet bence standart bir teknik heyet performansı gösterdi. Emre Öztekin dün futbolcunun üstü boyu olmuştu sanki. Ben ilk başta top yeşil mi dedim. Meğer ki zeminden kaynaklanıyormuş. Böyle bir şey ben dikkat etmedim açıkçası ama. Babam bana mesaj attı. Sahibi boyamışlar oyuncuların üzeri. Öyle niye mi? Öyle mavi mavi oldu dedi. Hiç kaymedim. Ondan sonra ben dedim ki neden maviye boyasınlar ya? Öyle değildir dedim. Mavi neden olsun? O da mavi görmüş. Şimdi Fred'in bir fotoğrafı var. Şort kısmı mavi mi? Evet. Orada beyazın üstünde maviye bir mavi. Maviye yakın bir renk oldu. Biz de anlamadık neden. Yani anlayan varsa da bizi aydınlatırsa sevinirim. Ben dikkat bile etmedim. O yüzden hiçbir fikrim yok. Şu an öğreniyorum dinleyicimizden. Mehmet Ünlü önceden iki hocadan hangisi şampiyon olamazsa gönderir diye sorarken İsmail Kartal kesinlikle gider diyorduk ama İsmail Kartal takımı şampiyon yapsa bile takımın başında kalamaz gibime geliyor demiş. Bu kadar eleştiriden sonra dün bazı spor yorumcuları, eski futbolcular, mesela Serhat Akın'ın bir videosuna denk geldim karşılaşma sonrası. O da kendini kaybetmiş İsmail Kartal'ın hamlelerinden dolayı. Böyle Fenerbahçeli muhabirlerin, yine maç sonu işte Yağız bizim programcılarımızdan birkaç isim daha var. İsmail Kartal'a net eleştiriler var. Böyle kamuoyu oraya doğru gidiyor artık. İyiden iyiye zaten gidiyordu. Bu maçla birlikte iyiden iyiye oldu. Bir ligdeki puan kaybıyla birlikte artık sezonu belki bile tamamlayamayacak noktaya gelebilir. O kadar eleştiri dozu yükselmiş gözüküyor. Bakalım Ali Koç tabii ne düşünüyor? Burada karar verecek olan kendisi. Ama şu aşamada böyle bir hamle yapmak, İsmail Kartal'ı göndermek. Bu konuşuluyor çünkü bunu yazanlar da var. Yani İsmail Kartal'ın gönderilmesi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını artırır diyenler var. Ben tabii ki pek mantıklı bulmuyorum bu aşamada. Çok duygusal bir karar olur İsmail Kartal'ı göndermek. 8.17 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.22 saatlerimiz... ...az önce bu boya ile ilgili... ...hemen mesajlar gelmiş... ...sağ olsun dinleyicilerimiz yollamışlar... ...Fenerbahçe... ...geçtiğimiz maçlarda... ...Adi Rekabet Fair Competition yazmıştı... ...sağ zeminine... ...onu çıkarmak için herhalde zemini boyadıkları... ...söylenmiş Ali abi... ...onunla alakalı bir durum mantıklı... ...başka olabilir. Da evet, bizim aklımıza gelmemişti... ...ama herhalde doğru. Sosyal medyada da konuşulmuş... ...doğru... ...çok sayıda mesaj göndermiş dinleyicilerimiz... Şimdi Fenerbahçe ile ilgili mesajlara yine bakıyorum. Doğru bakın, hiç düşünmedik. Ahmet Yabaş ya da Yabaz, Fred için dakika 86 iken 5 dakika daha idare edip uzatmalara geçmeden biraz dinlenip bir değerlendirme yapabilirdi İsmail Hoca demiş. Avustralya Melbourne'den selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bizleri ta Avustralya'dan dinliyormuş, hoşuma gitti. Olabilirdi tabii, bu da bir alternatifti. Bir araya gireyim mi? Tabii. Fred'le alakalı olarak yalnız sakatlık korkusu olduğunu da düşündüğünü tahmin ediyorum. Söyledi zaten yeni çıktığını. Yani sadece bu karşılaşmadaki işte kötü performans, yorgunluk değil. Ben onun da hakikaten gözetildiğini düşünüyorum. Bugün Hürriyet'in başlığından da biri, Fred'i korumak için çıkardım. Evet, İsmail yani Kartal, o da mutlaka var yani. Soruyu yanıtladı. Şey yapamaz. Denmiş, evet. Onun haricinde Polat Özyıldız, yıllarca Beşiktaş'ın transferde harcadığı paralar konuşuldu. Ayhan Akmanlar, Tabatalar, Muçiler vesaire, ama kimse diğer takımların abartı rakamlarını konuşmaz. Cengiz Ünder'e 500 milyon verildi. Ne kadar konuşuldu acaba demiş. Valla Cengiz Ünder de konuşuluyor. Yani konuşulmuyor değil. Nasıl ki Beşiktaş konuşuluyorsa Cengiz'e de verilen
15 milyon euro bonservis ücreti konuşuluyor. Daha da konuşulur. Cengiz belki yarın öbür gün işler bu şekilde gitmeye devam ederse tepki de toplar, ıslanabilir. Bunlar futbol içinde olan şeyler. O yüzden hani burada bir alınganlık yapmaya gerek yok kanımca. Hani Beşiktaş'a olunca öyle, Fenerbahçe olunca böyle değil. Yani o da konuşuluyor. Cengiz'e verilen para evet çok yüksekti, çok iddialıydı ve o dönem için de hani yabancı kuralını düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin yapacağı transferleri yine düşündüğümüzde Cengiz Ünder transferi olmazsa olmaz gözüküyordu. Yani sezon başına sarın filmi hangi şartlarda Cengiz Ünder'e o paralar verildi, ne düşünüldü? Çünkü Fenerbahçe yabancı rotasyonu çok iyi kuruyordu. İşte Cekos'u, Tadic'i, Şimanski'si, Freddy, hatta 6 numaraya da yabancı bir isim Fenerbahçe düşünüyordu. O yüzden de sağ taraf zaten çok önemli hale geliyordu. İki stoper, Bekao ve Jiku, işte sağda Osayi Samuel, kaleye Livakovic, yabancı bir isim geldi. Rotasyonu da genişletmek açısından Cengiz olmazsa olmazdı. Çünkü bir de İrfan Can Kahveci ilk 11'de düşünülmüyordu. İlk 11 için yetersiz olduğu düşünülüyordu İrfan Can'ın. Ve Cengiz'e de o yüzden bu kadar fazla para verildi. Hani şu olsa, bunu da hiçbir zaman tabii bilemeyeceğiz ama Cengiz Ünder transfer edilmese sezona başlangıç planı olarak İrfan Can Kahveci ilk 11 olarak başlansa İrfan Can bu performansı verebilir miydi? Bence 50-50. Yani %50-50 derim, vermeyebilirdi. O da bir etken diye düşünüyorum Cengiz gibi bir ismin transfer edilmesi ve İrfan Can'ın da belki o forma rekabetiyle birlikte üstüne koyması da bir etkendir. O yüzden bunu hiçbir zaman bilme şansımız yok. O şartlar için bence çok yanlış bir transfer değildi Cengiz Ünder. Ama günün sonunda bu kadar kötü çıktığı noktada eleştirilmeyecek diye bir şey de yok. Yani 15 milyon euro verdiğin oyuncu bir var bir yok. Olduğu zaman da etkisiz, savunma yardım etmiyor, hücumda fark yaratamıyor. O zaman kim olsa eleştirilir. Yani illa yerli diye de değil, yabancısı da eleştirilir. Yalnız Cengiz transferinde, Cengiz transferinin yapılmasından ziyade bonservis rakamı eleştirilmişti o zaman da ve haklı bir eleştiriydi. Yani 15 milyon euro çok çok büyük bir rakam bir oyuncu için. Ve hani o performansın karşılığı gelir mi Cengiz'le beraber, yoksa yapılma şartları tamamen senin anlattığın gibi. Arkasında bir mantık vardı 8 artı 3 ile beraber. Peki Cengiz çok kötü bir döneminde mi transfer edildi, yoksa artık yavaş yavaş da forma girdiği tekrar bir dönemde mi transfer edildi? Yo, forma girdiği dönemde transfer edildi denilebilir ama yine de 15 milyon euro yüksek bir rakam. Yani en azından hani onu demeye çalıştım. Cengiz o ilk yurt dışına gittiği dönemlerdeki gibi değildi. Marsilya'da formayı kapmış. Hı hı. Fizik olarak da o beklentileri karşılamış bir Cengiz Ünder vardı. Lig 1'de geçen sezon ya da bütün kulvarları katayım, 3000 dakikası var Cengiz'in 46 karşılaşmada. Yani sakatlığı var mı bakayım, ya da sakatlığı sebebiyle kaç. Mesela ligde Cengiz 38 haftada sakatlığı sebebiyle maç kaçırmamış. Yani bunların çoğunda da ilk 11 çıkıyor. Yedekten girdiği de var. Bir maç kadroda olup oynamamış. Geri kalan 37 maçta süre almış Cengiz Ünder. Tamam, bunlara itiraz yok. Yani o da, bunlara itiraz yoktu zaten. Bunlar bu açıdan mantıklıydı. Cengiz'in gelmesi, hem senin söylediğin faktörler, üstüne bunu da ekledin, İstikrarlı olarak oynaması. Ama verilen rakam yüksekti. Fenerbahçe tarihindeki en yüksek bonservislerden biri değil miydi? Tabii rakam yüksekti ama hani bu kadar da kötü olacağı düşünülmüyordu Cengiz Ünder'in. Yani sahada kalacağı, bu kadar aynen sakatlanıp formadan uzak kalacağı düşünülmüyordu. Artık buradaki problem nedir tam olarak, Cengiz belki açıklayabilir bunu. Ya da denk mi geldi? Dün mesela, çok affedersin, bizim Rıdvan Aksu Cengiz'le ilgili şöyle bir şey yazmış. Cengiz hala Altın Ordu'daki gibi oynuyor demiş. Yani oyunu hiç gelişmedi, oyunu hiç değişmedi. Hala Altın Ordu'da ne yapıyorsa şimdi de aynısını yapıyor demiş. İrfan Can'ı da hani oyun zekası olarak Cengiz'in çok önünde koymuş. Bu iş sadece hani İrfan Can, Cengiz değişikliği değil. Cengiz'de böyle bir sorun var demiş. Cengiz'in repertuarı ya da oyun anlayışı pek gelişmediği yönünde bir eleştiri. Olabilir. 20 kaç yaşına geldi? 26-27 yaşına geldi evet. Artık Cengiz Ünder de. Bakıyorum mesajlarınıza. Muhammed az önce bu üçlü kısmıyla ilgili bir şey söylemişti Okan Buruk'la alakalı. Şöyle demiş, ona da biraz açıklık getirmiş. Geriye düştü maçlarda Kerem Demirbay'ı defans ikilisinin arasına çekip Köln ve Barış Alper'i ileri atıyor Okan Hoca demiş. Özellikle Kasımpaşa ve İstanbulspor maçlarında. Burada hani stoper gibi oynatmaktan ziyade topu oyuna sokarken herhalde stoperlerin evet. arasına sokmasından bahsetmiş. Hani Arao'nun geçen sene
girdiği gibi bir... Mesela Krunić o yüzden alınan bir oyuncu aslında Fenerbahçe'de. Fakat Fenerbahçe'nin bekleriyle Galatasaray'ın bekleri arasında şöyle bir şey var, fark var. Bir kere Galatasaray onu geriye düştüğü karşılaşmalarda yaptı. Yani Galatasaray'ın mutlak surette gol atması gereken karşılaşmalarda daha çok bu yapılıyor. Ama Galatasaray'da normalde zaten Okan Buruk'un da istediği beklerin oyuna katılması. Şimdi Fenerbahçe burada 1-0 önde bir gol atmak istiyor ama aynı zamanda bir gol de yemek istemiyor. Yani iki maçın aslında oynanışı ya da o kararın alınışı arasında bir fark var. Fenerbahçe bir gol atacak ama yerse daha ciddi bir krize girebilir. O yüzden hani Fenerbahçe hem istiyor ama aman dikkat etmem gerekiyor diyor. Bu bir. İkincisi Fred, düzeltiyorum, Osayi ve Ferdi topla driplikle de çok rahat çıkabilen oyuncular. Yani mesela Ferdi'nin etkili çıkışları nasıl oluyor? Ferdi ileri çıkıp topu ayağına aldığı zaman mı etkili? Yoksa Ferdi geriden topla driplikle çıktığı zaman mı etkili? Ya da Ferdi boş koşu yapıp Tadiç'ten pası aldığı zaman mı etkili? Ama yine koşuyla. Yani Ferdi hiçbir zaman ayağını çizgiye basıp ileride konumlanıp hani iki tane stoperi açtınız. Arasına Krunić ya da İsmail Yüksek gibi bir oyuncu soktunuz. Bir bekiniz bir çizgiye bastı. Diğer bekiniz diğer çizgiye bastı. Siz orada Ferdi'ye verdiğinizde mi daha etkili Ferdi? Yoksa Ferdi topla çıktığında mı ya da Tadiç topu tutarken Ferdi boş koşu yapıp önüne atıldığında mı daha etkili? Bir de oyuncu profili de farklı. Evet, orada Tadiç çizgiye basıp topu tutan, Ferdi hareketi veren oyuncu. Evet, orada net bir fark var bence de, doğru bir tespit. Şimdi Fenerbahçe bu hafta ligde pazartesi günü Sivasspor deplasmana gidecek. Bence böyle bir maçtan sonra deplasmana gitmek bir avantaj. Her ne kadar Sivas deplasmanı olsa da gene yine Nisan ortası hava olarak herhalde o kadar kötü değildir şu an tam hakim olmamakla birlikte. Ama iç sahada çok daha büyük bir sıkıntı olabilirdi. Zaten iç sahada daha gergin olduğu düşünüyor Fenerbahçe'nin. Ve sonraki iç saha maçı da Beşiktaş derbisi. Bu derbide de yine bütün bu yaşananlar sineye çekilir, unutulur. Mesela bir Avrupa karşılaşması olsa, özür diliyorum, Anadolu takımıyla olan bir karşılaşma olsa iç sahada o da büyük sıkıntı olurdu. Çünkü beklenti yüksek, kenetlenme biraz da azalabilirdi ama orada da Beşiktaş'ta oynaması bana kalırsa bir avantaj. İşleri tekrar ya da havayı tekrar tersine çevirebilir. Yani Sivas maçı kazanılır. Üzerine de işte Beşiktaş maçına o şekilde gidilirse zaten derbilerde atmosfer her zaman çok farklı oluyor. Bunu işte iki sene önce ben o Hatay Spor maçından sonraki Trabzon Spor maçıyla yaşamıştım. Fenerbahçe stadında Hatay maçına gidip bomboş. Trabzon maçı özel bir karşılaşma. Daha motive bir Fenerbahçe, kazanamasa bile oradan bir şey devşirmiş ve sezonda çok iyi tamamlamıştı. İsmail Kartal'da o ikinci dönemden bahsediyorum. Burada da yine Sivas galibiyeti üzerine Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe iddiasını son haftaya kadar sürdürebilir. Bakalım buradan, çünkü kırılmak da kolay. Şu an camia kırılgan gözüküyor. Yedek kulübesi katkısı zayıf. Sağ içindeki oyun sallantıda. İsmail Kartal çok eleştiriliyor. Galatasaray'a bakıyorsun. Hani Galatasaray da oyun olarak belki çok iyi bir dönemden geçmiyor ama şu anda öyle çok eleştirildiği bir dönemden de geçmiyor. Bireysel yükselen performanslar var. Daha çok işte Barış Alper'in, Ritmi Ziyeş'in katkısı konuşuluyor Galatasaray cephesinde. Mesela Icardi'nin form grafiğindeki düşüş çok fazla ön plana çıkmıyor. Çünkü Galatasaray'da daha pozitif bir hava var ama Fenerbahçe'deki hava şu anda bambaşka gözüküyor. 8.33 saatlerimiz, bir araya daha gidelim. Artık aradan sonra da yavaş yavaş farklı konulara da geçiş yapacağız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.42 saatlerimiz, artık dünkü karşılaşmayla birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı bu sezon. Ve ülke puanımız da netleşti. Ondan bahsedeyim. Yani dünkü sonuçlarla birlikte hani Victoria Pilsen de Fiorentina elendi. Biz 9. basamakta bitirmeyi garantiledik. Önümüzde Belçika var. Tam 10 puan önümüzde. Yani yetişmemiz pek mümkün değil. Arkamızda da kaç puan farkla? 2,5 neredeyse puan farkla da
Çekya yer alıyor. Sezonu bu şekilde bitirdik. Peki bu ne anlama geliyor bizim bu sezonu 9. bitirmemiz? Böylece 2025-26 sezonunda Süper Lig şampiyonumuz doğrudan gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Lig ikincisi ise 3. eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu anlamda en azından bir takımımızı direkt Şampiyonlar Ligi'ne gönderebiliyoruz. İkinci takım da 2 eleme turu geçip, yani 3. eleme ve playoff turuyla birlikte 4 maçta gruplara kalabilir. Tabii çift takımla en son ne zaman gittiğimiz 16 yıl öncesi herhalde en son. 2007-2008 ya da 2008-2009 sezonlarından biri olması lazım. Ondan sonra pek böyle bir başarı diyelim yaşayamadık ama umarız o da değişir. Onun haricinde tabii dünkü sonuçlarla birlikte bu puan tablosunda da İtalyanlar tabii çok önde, bu sezonun en çok puan toplayan takımı açık ara İtalyanlar ve birinci sırada bitirmeyi de garantilemişler. Evet, Hüseyin evet. Özkök'ün dün aynen. paylaştığına göre de en yakın rakipleri şu anda Bundesliga ama 1,5 puanlık bir fark var toplamda. Onları İngiltere takip ediyor. Sonra Fransa, sonra İspanya, ki İspanya 5. Belçika var. Mesela biz 12 puan topladık toplam. Hollanda'yı ve Portekiz'i de geçmeyi başardık. Hollanda 10, Portekiz 11 puan toplayabilmiş ve takımlara kalmadı. Mert'in söyledikleri bu sezonun üzerinde toplanan puanlar. Tabii tabii bu sezon için öyle. Biz seninle dedik ya, bu hafta Bologna-Roma maçı Şampiyonlar Ligi için kritik, aslında değil. Yani 5. olan takım da İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Bizim gözden kaçırdığımız nokta o olmuş. Ama tabii, bugün netleşti işte. Öyle değil mi? Ama zaten aşağı yukarı belliydi böyle olacağı. Yani İtalyanların çok önde olduğu burada. Zaten 1,5 puan var diyorsun. Ama garantilemiş işte, bilmiyorum. Dünkü karşılaşmalar. Zaten Roma Milan'dan bir İtalyan takımının gelip bir İtalyan takımın eleneceği belliydi. Başka ne oldu dünkü karşılaşmada? Atalanta. Yok, zaten 1-0. Bayern'le Dortmund yola devam ediyor. Leverkusen devam ediyor. O bakımdan hani biz konuştuğumuzda tam garanti mi oluyordu? Ya da birincilik garanti olmasa bile belki 2-2 garanti. Çünkü iki takım, iki evet. ülke belki için öyle, bu öyle söylemek opsiyon lazım. Var. İtalyanlar. İtalyanlarda kim kaldı? Şampiyonlar Ligi'nde takım yok. Evet. Avrupa Ligi'nde Roma var. Konferans Ligi'nde Milan var. Fiorentina. Roma, Fiorentina başka? Yok. İki, Almanlarda 3 takım var. Hı hı. Evet. Ama burada önemli olan hani birinci olmak değil, birle evet, ikinci fark ikide yok. Kalmak. İlk ikide kalmak önemli. Bence onunla alakalıdır bu. İngilizlerden de Liverpool elendi. İşte Arsenal elendi, City elendi. İngilizler de büyük bir hüsrandı. Aston Villa dün zor da olsa penaltılarla geçti. Evet, Premier Lig takımları için pek iyi bir hafta olmadı puanlar açısından. Bir ara sezon başında bizim de acaba buraya girebilir miyiz diye konuşuluyordu. Eleme bir zamanı ara öyleydik zaten. Diğer takımlar gelmediği sıra ön eleme şeyinde ilk iki sıradaydık. Ama tabii sezon devam ettikçe mümkün olmadı. Yarı finale herhangi bir takımımızı gönderemedik Avrupa'da. Dünkü karşılaşmalarda da dikkat çeken tabii olaylar oldu. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile başlayayım. Yusuf Aston Villa'yı aslında yendikleri karşılaşmada, günün sonunda elendiler ama gol atmayı başardı. Bu sezon Avrupa'daki 5. golü ve Lille formasıyla da Avrupa Kupalarında 12. golüne ulaşıp Lille tarihine geçmeyi başardı. Lille'in Avrupa Kupalarında en çok gol atan oyuncusu şu anda Yusuf Yazıcı. Bir vites arttırdı. Zaten sezon başından beri gözüküyor. Milli takıma dahi Montella seçip ilk 11'de başlatmıştı Almanya karşısında. Sürede veriyor ve Lille'de ona güveniyor. Tabii çok düzenli ilk 11 oynadığı söylenemez. Dün Jegrova orada sağ kanatta sakattı. Onun yerine tercih etti hocası. Olsa büyük ihtimal Yusuf yine yedek başlayacaktı. Zaman zaman sahte 9 gibi Jonathan David'in yerine oynadı. Zaman zaman 10 numara ama ona güveniyor. Yani en azından 12. adam olarak Yusuf Yazıcı'ya güveniyor. Dün de benim izlediğim kısımda evet çok iyiydi Yusuf. Topsuz oyunda da çok iyiydi. Toplu oyunda top ayağına geldiğinde çok güzel bir son vuruşla golü de atmayı, Lili de öne geçirmeyi başardı. Yusuf Yazıcı'yı tebrik edelim. Klasik gol sevincini yaptı. Hatta takım arkadaşlarını da o gol sevincine davet etti. Böyle Y harfi oluşturdu kollarıyla Yusuf Yazıcı. Diğer bir konu dünden aklımda kalan Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez. Çılgın kaleci, penaltılarda da yine o çılgınlığını gösterdi. Aslında maç içinde sarı kart görüp penaltılarda da gördü ve bu adam niye atılmadı ya çift sarı karttan diye bir tartışma ortaya çıktı. Fakat penaltılara kalındığında
ki görülen sarı kartlar saha içinde gördüğünde birleştirilemiyormuş. Bunu da dünkü maçla birlikte ben kendi adımı öğrendim. O birbirinden bağımsız. O yüzden... Ama totalde sayılıyor herhalde, öyle mi? Sayılıyor mu? Mesela 3 sarı kart olan oynayamıyor ya bir sonraki maçta, öyle sayılıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Onu tamam, ben sana lazım. Tüm cahilliğimle bir başka soru sorayım. Hazır mısın? Tamam. Cahilce bir soru ama öğrenmem lazım. Biliyorsun eğer soruyu sormazsan bir saniye cahilsin. Soruyu sorarsan bir saniye cahilsin, sormazsan sürekli cahilsin. O yüzden sormak gerekiyor. Evet, onu göze alıyorsun yani. Şimdi dün Fenerbahçe maçı kazandı. Ama penaltılarla kaybetti. Bu karşılaşmada alınan galibiyet mi oluyor, Avrupa kupaları için mağlubiyet mi oluyor? Galibiyet. Galibiyet mi oluyor? Hüseyin Özkök dün yazmış, 120 dakikanın sonucu önemli. 120 dakikanın sonucu mu değerlendiriliyor? Evet, 120 dakikanın sonucu. Ülke puanını alıyorsun yani ona. Tabii, aynen. Tamam. Dün Fenerbahçe oradan 2 puan getirdi. İşte kaç takım vardıysa bizim bu sezon 4 mü 4'e bölünüyor ve o şekilde ülke puanına etkisi oluyor. Yani en azından gördüğün gibi cahildim geçti işte bak. Tamam, sormasam hep cahil olarak devam edecektim. Evet. Sordum, öğrendim. Aynen, basit ve güzel oldu. Emiliano Martinez, tabii o da Arjantinli bir file bekçisi ve Fransızların da hiç sevmediği bir isim. Dün maç başladı ve top her Martinez'in ayağına geldiğinde bir protesto ıslığı, protesto sesleri yükseldi. Maçın yorumcusu, maçın spikeri Çağdaş Tok, yorumcusu Doruk Keskin'di. Onlar da ilk etapta tam olarak anlayamadılar ama sonra zaten mantık yürüterek buldular. Fransa-Arjantin eşleşmesi alakalı durum. Orada da çok antipatik gözüken hareketleri vardı. Çok sevimli bir kaleci Emiliano, evet. Martinez. Seviyoruz kendisini. Böyle devam etmesini istiyoruz. Yani dün olacak iş değil tabii bu hareketleri, karşılaşmanın penaltı kısmında yaptıkları bence. Ya tabii bırak, doğru değil. Dünya Kupası'nı ödül sırasında yaptı. O da zaten altın eldiven ödülü sırasında, evet, yaptı. O yani da öyle. Bu işleri tabii rakibi çıldırtacak seviyede yapıyor. Ama çok iyi kaleci. Hatta şu denmiş. Şimdi Aston Villa turu geçti. Eğer Fenerbahçe'de geçseydi iki takım karşı karşıya gelecek ve oldu ya işte Kadıköy'deki karşılaşmada Emiliano Martinez yine değişik hareketler yapıp taraftarı da iyice çileden çıkarabilirdi. Dünkü karşılaşmada bile bak, bu arada onu da söyleyelim. 1-0 önde Fenerbahçe turun içinde ve hala yabancı madde geliyor sahaya. Nerede atıldı yabancı madde? Bir taçta atıldı. Yere çakmak atılmış. Futbolcu atmadı tacı. Hemen hakeme verdi. Hakeme gösterdi. Sonra kenara attı. Sonra yine bir kornerde, yine Fenerbahçe'nin kullandığı bir kornerden sonra yabancı maddeler sahaya geldiğini gördük. Alp Özgen de maç sonu şeyde gördüm. Sevinç'te atıldı bayağı. Evet, orada tabii kale tarafına yakın yerde sevinince maalesef o da oldu ama hani o artık hani maç bittikten sonra o biraz daha normal karşılıyorum. İşler bittikten sonra, elendikten sonra, ama elenmediğin noktada daha yeni işte Sevilla örneği varken bu tarz işlere girilmesi doğru değildi. Çok büyümedi en azından. Ama hani maç 90 dakikadaydı, 120 dakikada 1-1'e gelseymiş neler olabileceğinin sinyali de sanki verilmiş o yani kısımda. Taraftarın çoğu bilinçlendi ama bilinçlenmeyen hala birçok insan var tabii. O kalabalıkta da işte böyle çıkıyor. Genelde maçlarda eskiden çok fazla bir şey söylenmezdi böyle yapanlara. Şimdi ben gittiğimde dikkat ediyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar, yapmayın diyorlar. Ama tabii sen yapmayın diyene kadar o madde sahaya gitmiş oluyor. Öyle bir şeyi var. Ne derler? Dezavantajı var. Yani çoğunluk bilinçlense de hala bu işi yapmaya çalışan, yapan, yani neden yaptığı anlaşılamayan insanlar da var. Bu iş zaten çoğunluğun bilinçlenmesi de tabii ki önemli ama hep birkaç kişi çıktığı zaman o çoğunluğun bilinci de çok ön plana çıkmıyor. Hep yani en azından kızıyorlar hani bir daha yapma falan filan diye. Eskiden o da söylenmiyordu. Eskiden ya ne yapıyorsun kardeşim denmiyordu. Ya adam sahaya roket atsa hiçbir şey denmiyordu. Geçenlerde bir atlık maçında bir tane arkadaş yangın söndürme tüpüyle insanların üzerine şey sıktığını gördün mü Türkiye'de? Yok, görmedim. Tribünde aldı yangın söndürme tüpünü, açtı, insanların üzerine sıktı. Çok, ben bunu anormal karşılamadım fark ettiysen, çünkü benim başıma geldiği için. Ne? Yok, saçma bir şey. Bizim de Galatasaray Lisesi'nde yatakhanede abiler gelip yangın tüpüyle bizi ya tamam hadi o yatılı okul yatakhane havam sınıfı anladık. Tamam mı? Onu anladık yani. Lisede işte yaptılar. Ya bu sen tribündeki insanların üzerine, sen kimsin, manyak mısın, deli misin, öyle bir şey. Ondan sonra tabii adamın üzerine yürüdüler.
bir şey maçı İzmir takımı vardı. Hatırlar dinleyicilerimiz. İzmir takımlarından biri vardı. Ondan sonra üzerine yürüdüler tabii. İnşallah da dönmüşlerdir. Şimdi hani şiddete karşıyım ama çıldırırsın yani. Öyle dememek lazım da. Çıldırırsın ama. Hani biri sen maç izlerken üzerine yangın tüpüyle şey sıkıyor. O yüzden de işte dediğin gibi hani ne kadar genel bilinçlense de arada çıkanlar böyle şey yapıyorlar. Evet, Avrupa'daki maçlardan notlarla bu bölüme devam ediyordum. Dün Liverpool 3-0'ın revanşında Atalanta deplasmanına gitti. Aslında ilk yarıdan golü de buldu. Hatta Salah'la da galiba bir fotoğraf karesi gördüm. Karşı karşıya pozisyonu da kaçırmış. Fakat devamını getiremeyince toplamda 3-1 ile yola devam edemedi. Atalanta yarı finale yükselen taraf oldu. Roma Milan'da Roma 2-0 öne geçti karşılaşmanın başında ve sonrasında da milli futbolcumuz Zeki Çelik direkt kırmızı kart gördü. Yani olacak iş değil aslında bakarsan. Oradan turu verse Roma, hani her şey bu kadar lehine giderken Zeki Çelik bayağı bir hedef tahtasına oturtulurdu. Şansı Roma'nın turu geçmesi oldu. Milan golü ancak 85'te buldu Gabbia ile ama tabii yeterli olmadı. İki gol daha bulması gerekiyordu ki maçı uzatmaya götürebilsin. Roma turladı. Zeki de maç sonu bir özür mesajı yayınlamış Roma taraftarları için. Leverkusen yine yenilmedi. 89'da bu sefer kurtardı. 1-0 gerideydi karşılaşmada. Hatta ilk yarıda istatistiklere baktığımda çok tek taraflı bir oyun West Ham lehine vardı bu sefer. Leverkusen çok fazla topla buluşamamış, şut çekememiş, rakip ceza sahasına girememiş ve golü yemiş taraftı. Ama West Ham demek ki o baskıyı sürdüremedi ve 89'da da sezonun flaş isimlerinden birisi sağ kanat beki Frimpong'la, ki double-double yaptı bu sezon gol asiste oyuncu ve devam ediyor katkılarına, Leverkusen yine kurtarmayı başardı. Marsilya'nın turu geçmesi yine Benfica karşısında sürpriz oldu. Yani bu turda Avrupa Ligi'nde Milan favoriyken elendi, Liverpool favoriyken elendi, Benfica favoriyken elendi. Leverkusen ise favori olduğu turda geçmeyi başardı diyelim. Bu bölümü de bu şekilde noktalayalım. Reklamlardan sonra da artık yavaş yavaş lig karşılaşmalarına bakalım. Beşiktaş'ın son durumu nedir? Çünkü bugün de artık Süper Lig karşılaşmaları tabii başlıyor ve Beşiktaş da saat 20'de Ankara Gücü'nü konuk edecek. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Yeni saatteyiz ve demiştik ki artık Süper Lig maçlarına geri dönüş yapalım. Bugün Beşiktaş Ankara Gücü karşılaşması var. Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar ayrıldı ligde. 5 maçtır galibiyete hasret bir Beşiktaş vardı. Artık Santos'un da görevine son verildi ve Serdar Topraktepe bu sezon içerisinde de geçici olarak takım başına geçmiş ve aslında puan ortalaması olarak bakarsak Beşiktaş'ın, hatta oyun olarak da bakarsak en iyi dönemi sanki bu 3 maçlık dönemdi. Hangi maçlardı bunlar? Hatayspor karşılaşması 2-1 kazanılmış, Kasımpaşa'ya karşı iç sahada 3-1 kaybedilmiş, Rize deplasmanında da yine 4-0'lık bir galibiyet gelmişti ve sonrasında da zaten Fernando Santos göreve geldi ve sezonunda puan ortalaması olarak en kötü dönemi neredeyse herhalde yaşandı. Beşiktaş tarihinde bu kadar kötü bir dönem puan ortalaması olarak, tekrar söylüyorum, yok. O yüzden bakalım Serdar Topraktepe bugün nasıl bir dokunuş yapacak. Tabii başlangıcı çok ideal ortamda olmuyor Serdar Topraktepe'nin. Zaten hani form grafiği ayrı, bir de sakatlarla ilgili sıkıntılar. Mert Günok'tan bugün faydalanamayacak. Kalede Ersin Destanoğlu'nun oynaması bekleniyor. Yine Semih Kılıçsoy, Serdar Hoca'nın forma şansı verip katkı aldığı isim, o da bugünkü karşılaşmada sakatlığı sebebiyle yok. Yani bu sezon elde tutulur performans gösteren böyle birkaç oyuncu sayabiliyoruz. Mert onlardan biri midir bilmiyorum ama en azından tanınmaz halde olan bir oyuncu değil Mert Günok. Ortalama diyebiliriz performansı, o yok ve Semih yok. Necip burada pozitif haber. Koli de yine bu karşılaşmada forma şansı bulamayacak. Onun da riske edilmeyeceği dün paylaşıldı. Masuaku'nun yine oynaması beklenmiyor bugünkü karşılaşmada. Bahtiyar yine son çalışmada yer almamış. Yani bugün şöyle bir 11 var
Beşiktaş için. Ersin kalede, Svensson, Necip, Tayyip, Umut Meraş. Burada Worrell da tabii aday ama Serdar Topraktepe ile birlikte Worrell'a şans verilir mi? Kiralık bir oyuncu. Tayyip Talha seneye de kalacak. Worrell'ın da hani seneye olup olmamasından bağımsız çok artısı var mıydı? Denemeye, riske girmeye değer mi? Ben burada Tayyip'i tercih ederse de hiçbir itirazda bulunmam. Ne dersin sen? Doğru. Burada da hani Tayyip yazılmış. Milliyet'ten okuyorum muhtemelen. Solbek Umut Meraş. Orada da hani Masuaku, Emrecan da yok bu arada kadroda. Emrecan Terzi. Onun da bir rahatsız sakatlığı var. Masuaku, Zaynutinov yokken zaten başka bir oyuncu yok. Zaynutinov niye yok? O da son çalışmada yer almamış. Haberde geçene göre. O yüzden Umut Meraş'ın sahibi. Bu herkesin ağrılarım var şeyi mi? Durumu mu? Valla. Hani Zaynutinov'un ağrısı var. Yok. Masuaku yok. Kim var? Yani hani oyuncular da burada seninle konuştuğumuz gibi. Yani oyuncular da biraz sanki bir bahane üretiyorlar. İşte yani onu evet bu tarz kötü giden takımlarda alışık olduğumuz bir şey ama ne kadarı öyle ne kadarı gerçek onu tam olarak ayırt etmemiz. Yani gözüm kapalı %50'si öyledir diyebilirim ben. %50'si en az öyledir diyebilirim. Yani dün Beşiktaş'tan bu sağlık durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede sadece Omar Colley ve Emrecan Terzi, pardon, Zaynutinov da yazılmış. Özür diliyorum, ben Zaynutinov kısmını görmemiştim. O da antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hissetmiş ve MR görüntülemesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş. Pardon, ben dün çünkü tweet'i gördüğümde sadece Omar Colley ve Emrecan Terzi yazıyordu kadroda yer almayacağı ile ilgili ama Zaynutinov da yine bu sezon çok görmeye alışık olduğumuz uyluk arka kısımda ağrı, yani gerilme ve ödem. Bu fix. Beşiktaş'ın rekor sakatlığı. Zaynutinov yok. Emrecan yok. Masuaku yok. Umut Meraş maçı tamamlayamadığı noktada kim sol beke geçecek? Bu arada Masuaku ile ilgili kesin olarak yoku Milliyet Gazetesi diyor ama açıklamalarda yok Masuaku ile ilgili bir durum. Kim geçecek öyle bir durumda sol tarafa? Sol beke kim geçecek? Onu da artık Serdar Hoca düşünecek. Bilmiyorum, şu an Onur Bulut da yok değil mi hala? En son yoktu. Ortada yoktu. Yani ortada olmayan oyuncu sayısı çok fazla olduğu için soruyorum zaten. Stoperlerden biri geçecek o zaman herhalde. Başka bir alternatif gözükmüyor. Yok yani elinde ya da genç takımdan dördüncü bir sol bek. Dört mü? Beşinci mi? Beşinci bir sol bek. Dört oyuncu yani saydım. Sağ bekte Svensson'a bir şey olsa Necip'i oraya alır. Worrell'ı 11'e atar. Öyle devam eder. Sol bekte öyle bir alternatif var mı? Yok, hani solak oyuncu Gezal var, sağ ön oyuncusu. Genelde hani solaklar tercih edilir sol bekte. Gezal'i belki atabilir. Gezal atmaz. En azından daha kuvvetli bir oyuncu atar. Raşitsa gibi mesela. Barış Alper tarzı aynen. Böyle. Biraz daha hani gidip gelebilecek bir oyuncu atar oraya. Fiziki mücadeleye girebilecek bir oyuncu atar. Gezal'i atmaz. Ama Umut Meraş da inşallah 90 dakikayı tamamlayabilir. Evet. Karşılaşmayı. Onun önünde... Tabii Umut Meraş'ı da tebrik ediyorum, çok affedersin. En azından bir yerim ağrıyor, sakatım şeyle gitmemiş. En azından ilk 11 çıkma cesaretini gösterecek. Evet, böyle gözüküyor. Bakalım akşama kadar ağrıları artmazsa eğer, gün içinde bir sıkıntı yaşamazsa 11'de göreceğiz. Orta sahada Al-Musrati ilk 11'e dönüyor. Habere göre Jetson ve Muçi var. İdeal diyebileceğimiz bir orta saha kurgusu. Gezal, Raşitsa, kanatlar. Muleka da ileri uçta gözüküyor takımda. Orada da tabii elinde Cenk, Abubakar gibi isimler varken Muleka'yı tercih eder mi? Ki form olarak bence gerisinde değil bu iki ismin ama sonuçta Muleka olduğu için. Sonuçta ben Muleka'yı, yani ne kadar formda olsa da Muleka. Yok yok, hani ben Muleka'yı çok sevmiyor değilim ama hani sen ve Beşiktaş taraftarının genelinin bakışını bildiğim için öyle dedim. Yoksa ben küçümsemiyorum Muleka'yı ama algısı kötü. Gerçi mesela dün gördüm galiba Cenk Tosun'un işte eğlenirken bir görüntüsü sosyal medyaya düşmüş. Gördün mü onu? Yok. Rain Man. Onun yeni şarkısının lansman gününde. Onunla birlikte sahneye çıkıyor. Böyle yani kalabalık bir sahne. Hı-hı. Orada da eğlenirken gülerken işte videosu var ve klasik esprilerde yapılmış, işte sağda şu oynamasının %1'ini yapsa çok daha farklı olurdu tarzı. İşte Beşiktaş bu kadar kötü durumdayken Cenk niye gülüyor? Paşa gülüyor, eğleniyor, bir de hani gülmeyi bırak, bayağı morali yerinde falan gibi eleştiriler yapılmış. Klasiktir. Çok da hakkaniyetsiz eleştiriler olduğunu farkındayım ama bizde işler böyle yürüyor bugün. Zaten Cenk Tosun çok sınırda gidiyor, tepki de alıyor. Çıkarken de ıslanıyor.
Bu da ona çok katkı vermez diye düşünüyorum. Yani bugün o da 11 başlamazsa. Cenk ve Salih konusunda film koptu Beşiktaş'ta. Hani Beşiktaş o fırsatı kaçırdı. Belki Beşiktaş şimdi en son ne zaman Feyyaz Uçar? Bu arada Emrecan Uzun'dan sol bekte oynayabilir. Şimdi fotoğrafını gördüm. Solak bir oyuncu. Hmm. Döndü sakatlıktan. Sol bek oynar. Feyyaz Uçar en son ne zaman Salih Uçan ve Cenk Tosun'la görüşmeler yapılıyor demişti? Milli aradan önce milli arada görüşeceğiz gibi bir şey sanki söylenmişti. Milli ara ne zamandı? 17 Mart. Bir ay önceydi. Bir ay önce. Yani işte bunların nasıl yürüdüğünün de net olarak göstergesini anlıyoruz. Hani sen bana kızıyorsun. İşte eleştiriyorum diye bu görüşmeler uzaması normal diye. Ben diyorum ki ne uzatıyorsun yani? Uzatılacak olan ne? 5 dakikalık iş bunlar. Eğer niyetin varsa. Anlaşırsın ya da anlaşamazsın ama 5 dakika sürer. 10 dakika sürer. Bilemedim bir hafta sürer. Bak 5-10 dakikadan sana bir haftayı çıkardım ama o da maksimumu. Yani biz seninle anlaşacaksak seninle birinci görüşmeyi yaparım. 3 gün sonra ikinci görüşmeyi yaparım. 2 gün sonra final görüşmesini yaparım. Konuyu kapatırım. Anlaşamayacaksak da aynı. Hiçbir bence bunun şeyi yok. Bahanesi yok. Yani siz Cenk ve Salih konusunu bu kadar uzatırsanız işte oyuncular da bu hale gelir. Kusura bakmayın ama. Bu 2 kere 2 4. Oyuncuyla ya anlaşırsın ya anlaşmazsın. Oyuncu uzatıyorsa burada? Oyuncu da uzatıyorsa sen keseceksin. 2 kere 2 4 yani kim Beşiktaş'ı kim uzatacak sallayacak? Eğer öyle bir niyeti varsa onu hissediyorsan teşekkür edersin. Konu kapanır. Ama en azından iki taraf için de netleşir olay. Bak Beşiktaş bu oyuncularla anlaşmadığını açıklasaydı ya da mesela Salih Uçan cephesi ya da Cenk Tosun cephesi deseydi ki bu benim son senem. Gelecek sene Beşiktaş'ta olmayacağım deseydi performanslar bu kadar kötü olmazdı. İnan. Bu kadar kötü olmazdı. Ya Salih nerede? Joshua King'le beraber takılıyor herhalde. Joshua King döndü yani artık. Cenk Tosun ortada yok. Hali yok yani futbol oynamaya hali yok. Bu kadar kötü olmazdı. Ama işte bu hale getiriliyor. Ben buradaki şeyi tam anlayamadım. Mesela Cenk Tosun bu senin performansının kötü olmasını söylemen Cenk Tosun herhalde kalmak istiyor fakat yönetim oyalıyor o yüzden Cenk performans veremiyor gibi algılıyor. Evet işte bu peki görüşmeleri... gerçekten Cenk kalmak istiyor mu? Ya istemiyorsa da açıklayın. Hani performansı bu kadar... Tamam açıklayın o zaman söyleyin. Tamam mı? Cenk Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Cenk'le anlaşamadık deyin konuyu kapatın. Peki niye söylemiyorlar sadece? Bilmiyorum ben böyle işte. Olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. İkisi de kalmayı düşünüyor. Bak hangisiyse hiç önemli değil benim için şu an. Onun hiçbir önemi yok. Ya Cenk kalmak istemeyebilir. Olabilir. Allah Allah yani bu şey değil ki. Seni zincirle bağlamadılar ki. Olabilir hissetmiyorsundur. Artık burada oynamayı. Daha iyi bir yerde başka bir yerde daha iyi bir kontrat alacağını düşünüyorsundur. Hiç itirazım yok. Olabilir. Buna niye itiraz edesin? Salih için de aynı şey olabilir. Kulüpte bak şey yapıyor olabilir. Yani kulüpte diyebilir ki ya ben bu oyunculardan artık performans alamayacağım. Ben bu oyuncularla anlaşmayayım. Ya ama deyin artık bunu. Hani bir şeyi anlayalım. Görüşüyoruz. Görüşeceğiz. Allah Allah ya. Gökdelen yapılırdı Salih'le Cenk'le şey yapana kadar. Bu görüşmeler sonlandırana kadar. Neyin görüşmesi bu yani? Bir senedir görüşüyorsunuz Cenk'le Salih'le. Ahmet Nur Çebi yönetimi de buna dahil. Onlar da aynı mavrayı okudular. Aynı şey devam etti. Görüşeceğiz işte milli arayı bekliyoruz. Dur şunu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Satürn'ün geri dönmesini bekliyoruz. Neyi bekliyorsunuz yani? İki tane oyuncu alt taraf. İki tane de kontrat. Konuyu bu kadar uzatırsanız işte böyle oluyor. Bence kesin hiç bunun lamacımı yok yani. Peki tersini düşünelim. Ocak ayında Salih ve Cenk biz devam etmek istemiyoruz dediler. Bence daha ondan kötü olmazdı işte. Daha kötü olmazdı. Peki ne olurdu onu soruyorum anne. Ne olurdu sence öyle bir normal durumda? Devam ederlerdi. Tepki olmaz mıydı bu iki futbolcu? Yok olmazdı artık. Buna alışacaksın. Bunu bir yerde yapacaksın. Ali abi alışacaksın ayrı ama tepki ben olur olmaz ayrı. Anda, bunu yapmadığın anda hep aynı hikaye olacak. Ben bu arada... Dorukhan'da da Beşiktaş aynısını yaptı. Ben bu arada seninle hemfikirim. Bunun tamam eğer böyleyse de saklanmaması ve gönül rahatlığı açıklanması lazım işte ama bunu... yapmıyorlarsa da bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Işte korkuyorlar. Korkuyorlar sebebi işte. Sebebi korku. İşte taraftar tepki gösterecek. Korku. Bak iki taraflı korku. Sadece kulüp değil. Futbolcu da korkuyor. Aynen. Aynı şekilde. Evet tepki alacağından tamam. Korkuyorlar. Böyle tepki almıyor musun? Burada performanstan alıyorsun. Tamam mı? Korktuğun ne tepki almak? Ya alıyorsun işte. Cenk Tosun Beşiktaş'a çok önemli hizmetler etmiş. Çok önemli goller atmış bir oyuncu. Son dönemin en istikrarlı golcüsü gol sayısı olarak oynadığı maça göre. Bak geldiğin nokta ayrılırken iyi mi hatırlanıyorsun?
Ama bu performansla alakalı değil ya, mi? Performans, ama performansı düşüren ne? Peki orada da şu... Performansı düşüren bu işte. İşte orada da şunu sana karşı tez olarak belki yine uç bir örnek vereceğim ama Atiba mesela. Hani hep sözleşmesi bitiyor. Hatta yaz döneminde takımla bile çalışmıyor. Fakat devam ediyordu ve ona böyle bir tepki olmuyordu hiçbir zaman. Hani Atiba gidecek mi kalacak mı? Çünkü kalmaya niyetli olduğu ya da performans verdiği ortadaydı. O nasıl... O yaşla alakalıydı. Atiba artık... Kaç yaşında sürekli olarak uzayacak mı? 37 uzayacak mı? 38 uzayacak mı? 39 uzayacak mı? O biraz yaşla alakalıydı. Bir görelim, bir bakalım. Şimdi bu oyuncular öyle değil. Bu oyuncular bir de yerli. Senin yerli oyuncuya da ihtiyacın var. Yani bunu bir an önce çözüp oyuncuyu da rahatlatman, kendini de rahatlatman, hatta taraftarı da rahatlatman gerekiyor. Ama korkuyorlar. Korku şöyle. Biz bu oyuncuyla anlaşamazsak taraftar ne der? Oyuncu da diyor ki ben ayrılacağımı açıklarsam taraftar ne der? Aldın işte, aynı tepkiyi alıyorsun. O yüzden bazen en azından orada artık kulüp bir noktada bunu bir iki kere yapacak ki taraftar da bunu anlayacak, oyuncular da bunu anlayacak. Yani bunu Dorukhan'da yapmadın, Cenk'te yapmadın, Salih'te yapmadın, Atiba'da yapmadın. Eline ne geçiyor? Hiçbir şey geçmiyor. De ki artık tamam ya, biz anlaşamadık. Oyuncu sezon sonunda gidecek. Al sana Gezal örneği. Var mı bir sıkıntı şu an Gezal'le alakalı olarak? Oynamasıyla alakalı olarak? Yok. Gidecek ama Gezal. Oynattı Fernando Santos. Her karşılaşmada 11'e çıkardı son dönemde. Bir şey oldu mu mesela, tepki geldi mi Gezal'e? Bu adam gidiyor, niye 11'de oynuyor diye çıkıyor diye. Yok, Gezal çıktı. Zaten hani 2 sezondur kayıp. Ondan sonra Gezal'in kendini bulabilmesi için belki bir yarım sezona ihtiyacı var artık. Ritim tutturabilmesi için. O yüzden de Gezal çıktı, elinden geleni yaptı. Oyundan alındı, alınmadı ama... Ama işte, Gezal gitsin istiyordu da taraftar. Cenk ve Salih'te sezon başı böyle bir niyet, beklenti yoktu. Daha çok kalsın istiyorlardı sanki. Tamam, kalsın istiyorsa da artık olmuyorsa olmuyor diyorum yani. Olmadığı noktada uzatmanın bir anlamı yok zaten. Yani bu böyle karşılıklı tiyatro, taraftara karşı, kamuoyuna karşı, oyunculara karşı, oyuncuların kulübe karşı, kulübün oyunculara karşı. Bu tiyatro artık. Yani görüşüyoruz. Neyi görüşüyorsunuz? Ben de onu soruyorum. Bir açıklayın Allah aşkına yani. Hani bir senedir neyi görüşüyorsunuz bu oyuncularla? Mbappe ile Real Madrid bu kadar görüşmedi ya. Mbappe Real Madrid görüşmeleri bu kadar uzun sürmemiştir. Beşiktaş bir Salih ile Cenk Tosun'u çözemedi. Orada da mesela yine benzer ama orada da mesela belli artık her şey ama orada da açıklanmıyor mesela net olarak. Mbappe'nin Real Madrid'e gideceğim dedi. Demedi. Mbappe ayrılıyorum dedi. Demedi. Nasıl demedi? Onun üzerine çıktı. Bütün olayla. Gelecek sene olmayacağını biliyor. Hala, hayır, net olarak basına bir açıklama yapılmadı hala. Ne Real Madrid'den ne Mbappe tarafından şu ana kadar. Paris Saint Germain de bunu açıklamadı bildiğim kadarıyla. Hatta Luis Enrique bu iş resmileşene kadar benden bu konuda bir şey duyamayacaksınız ya, dedi. Tamam yani. Hani orada aşağı yukarı belli ne olacağı. Burada Cenk de Salih'in de aslında ne olacağı belli. Ama işte her zaman bilmiyorum, bir şeyden çekiniyorlar işte. Orası gene farklı. Bak, orası gene farklı. Yani şu an Paris... Bir aynı şey bulmak mümkün değil zaten. Paris, ben yakın örnekler. Paris Saint Germain ile Mbappe arasında bir görüşme var mı? İkna çalışmıyorlar mı hala? Senle görüştüler, bitti, konu kapandı. Ama açıklamıyorlar hala. Tamam mı? Bak, ama konu kapandı orada. Burada şu an görüşme var mı? Ama burada hala görüşme yapılacağız deniyor. Ben oraya takılıyorum. Burada hala görüşme yapılacak. Neyin görüşmeyi? Yok öyle bir şey yani. Konu bitti, burada da bitti. Ama yok. Orada bak, bitti. Artık bir görüşme yapılacağız. Biz Mbappe'yle bir kere daha oturalım konuşalım falan kimse demiyor artık yani. Konu kapandı 2 ay önce. Ya da 1,5 ay önce. Burada hala görüşme yapılacak. Burada bence daha doğru yönetim şöyle olabilirdi bana kalırsa. Yani bu iki oyuncunun performansı sallantıda, tam emin değiliz. Hani böyle denmez de, hani buna daha uygun bir üslupla sezon sonu değerlendireceğiz. Biz şu an görüşmeyi düşünmüyoruz oyuncularla. Sözleşmelerinin bittiğinin farkındayız ama hani kafamızda da bazı soru işaretleri var. Performansına da bakacağız. Sen nasıl dedin ki Atiba'da yaştan dolayı sezon ilerlendi sezon sonunda. Mesela şu an Cenk Atiba'dan daha yaşlı bir futbolcu gibi. Mesela aslında Cenk'in sezon sonu değerlendirilse, böyle dense bence daha doğru bir yöntem olurdu. Yoksa senin dediğin gibi işte yok milyardan sonra bakacağız, yok şu maçtan sonra bakacağız diye uzata uzata ve resmi de bir görüşme olmadığını anladığımızda o açıklamalar taca çıkıyor. Aslında böyle yaptığın noktada sezon sonuna bıraksan. Yani o da bir yol. Sezon sonuna bakacağız. Performansına göre, performansı iyiyse devam ederiz. Beklentisinde belki üstüne para veririz ama kötüyse de yolları ayırırız diyebilirdi. Orada da hep sürüncemede bırakınca iş bu noktaya kadar geldi. Buradan sonra da bir geri dönüş mümkün değil. Bu arada Beşiktaş'ın bir taraftan antrenman fotoğraflarına bakıyorum. Oradan Emrecan'ı görüp sol bek için de bir alternatif dedim. Amartey de bu arada bir alternatif olabilir sol bek için. Onu da söyleyeyim. O da sağ bek, orta sağ stoper oynayan bir oyuncu. Sol bekte oynar. Burada yelekler var. Yelekli kadrolarda da
Umut Meraş var, Necip var, Tayyip Talha var, Muleka var fotoğrafta gördüğüm ve Demir Ege var. Al-Musaati diğer kırmızı yelekli takımda. Orada da işte Abubakar var, Amartey var, yedekler yani. Emrecan Uzundan, Worrell, Emrecan Terzi hatta idman fotoğrafında yer alıyor. Yedek kadro gibi geldi. O yüzden bugün Al-Musaati yerine yine Demir Ege çıkarsa benim sadece çok yanlış olur. Antrenman fotoğrafından gördüm. Onu da söyleyeyim. Çok yanlış olur. Yani Al-Musaati'nin fiziksel olarak bir şeyi yoksa, problemi yoksa Al-Musaati'nin oynayıp artık bir an önce takımdaki temel taşlardan biri olduğunun hissettirilmesi lazım. Yani bu oyuncular öyle bir hafta yedek kaldın, iki hafta yedek kaldın, bir hafta oynadın falan olmaz. Yani bu gençleri kazanalım konusu Al-Musaati ve Muçi'nin dışında konular. Beşiktaş'ın tarihinde böyle iki tane transfer yok. O yüzden sahada olmaları gerekiyor bu iki oyuncunun. Oyuncuyu küstürürsün. Taraftara karşı soru haline getiriyorsun oyuncuları bu şekilde. Acaba performansı mı yetersiz diye. Bunların hepsi büyük problemler yaratır. O yüzden Beşiktaş Serdar Topraktepe yönetiminde bundan sonraki kalan haftalarda önce Muçi ve Al-Musaati yazması lazım. Ondan sonra kenarına bakar. Ha, Al-Musaati ile Demir Ege'yi yan yana oynatırsın. Beraber oynatırsın. Ona bir şey diyemem. O ayrı bir konu. Ama yani Demir Ege oynayacak diye Al-Musaati'ye öyle 12-13 milyon euro verdiğin oyuncuyu dur gençler oynasın heyecanıyla kenara koyarsan 13 milyon euro sana öyle bir döner ki ne olduğunu şaşırırsın. O yüzden mutlak surette onun sahada olması lazım. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Şu anda Bitcoin 61.905 dolardan işlem görmekte. Yaklaşık 4 saat önce 59.600 dolara kadar fiyat düşmüştü. Fakat sonrasında tekrar bir reaksiyon gösterdi. Bu ara böyle. Dün 64.000 doları gördü. 59.600'a geriledi. Tekrar 61'e çıktı. Belki daha da yukarı çıkacak ama başını da her kaldırdığında aşağı doğru gidiyor fiyat. TL olarak da şu anda 2.025.020'de. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Şimdi daha bölümündeyiz. Süper Lig'de 33. hafta Beşiktaş Ankara Gücü maçıyla başlayacak. İddiada Beşiktaş galibiyetine verilen oran 1.65 ve Ankara Gücü galibiyeti 4.12. Bu iki takım tabii bu ara çok sık karşılaşacak. Öncelik ardından kupa rövanş derken bir aylık dilimde 3 kez rakip olacaklar birbirlerine. Birbirlerini tabii çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Bu anlamda kupa asıl hedef Beşiktaş'ta. O hedefe doğru giderken de bugünkü karşılaşmada tabii üstünü kurmak, psikolojik avantajı da ele geçirmek açısından önemli olacak. Diğer maçlar, birincilikte Altay-Manisa karşılaşması var. Bu arada az önce Ali abinin bahsettiği yangın tüpüyle seyircilere yangın tüpünü sıkan o karşılaşma Altay-Çorum karşılaşmasıymış. Bir golden sonra yapılan sevinç gösterisiymiş. Onu da söyleyelim. La Liga'da 22'de Atletico Bilbao-Granada maçı var. İtalya Serie A'da 19.30'da Genova-Lazio ve 21.45'te Cagliari-Juventus karşılaşmaları oynanacak. Fransa Lig 1'de Nice-Lorient, Almanya Bundesliga'da Frankfurt-Augsburg, Portekiz'de Rio Ave Aruca ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de Al-Nasr-Al-Fayha karşılaşması günün dikkat çeken, öne çıkan karşılaşmaları. İddia aranlarında da Beşiktaş maçı özelinde söyledim. Ali abi, senin bugün için vereceğin bir karşılaşma var mı? Beşiktaş Ankara Gücü maçı için ne düşünüyorsun? Ben 1-0'a girmem bu karşılaşmada. Az gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum. 2.5 gol, 6 veya karşılık gol yok gibi bir bahis düşünürüm ama oranlar çok yakın orada da. Yani alt 1.82, üst 1.71, var 1.68, yok 1.85. Şimdi ben hafta içi bir kez daha, bu kez kupada karşı karşıya gelecekler. Bir anlamda da birbirini test etme maçı. Mesela Ankara Gücü bu karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyar, iyi bir skor alırsa
kupada Beşiktaş'ı eleyebileceğini de çok rahat şekilde düşünür. Hala düşünüyordur da ve özgüven kazanır. Çünkü deplasmanda oynuyor şu an Ankara Gücü. Aynı zamanda Ankara Gücü'nün konsantrasyonu Beşiktaş'a göre daha yüksek. Çünkü ligde hala rahat bir pozisyonda değil. Beşiktaş açısından bir üçüncülük mücadelesi var. Ama işte Beşiktaş 5 haftadır kazanamayarak zaten oradaki hani rekabetçi gücünü bir anlamda göstermiş oldu. Burada şimdi hafta içerisinde Beşiktaş'ta yaşananlar, yani teknik adam değişimi, tamam, teknik adam değişiminden sonra Samet Aybaba'nın işte basına yansıyan iki tane sözü hafta içerisinde çok konuşuldu. Tebrik ederim, 6. teknik adamı da gönderdiniz. Ondan sonra bir başka söz, işte elimizde çürümüş bir takım var. Şimdi oyuncular mesela bundan alınıp bir tepki gösterecekler mi? Serdar Topraktepe ile beraber, yoksa hiç yine o nabız aynı şekilde Beşiktaş'ta devam mı edecek? Onu da ben merak ediyorum. Yani artık bu takım bir tepki verebilecek mi bir şekilde? Bir şeyden gocunacak mı elde kalan oyuncular? Onu merak ediyorum. Taraftarın tepkisini merak ediyorum. Ama sana da katılıyorum. Öyle kolay bir karşılaşma değil. Ben de 2-3 gol derdim. Riskleri minimuma indirmek için. Ankara Gücü'nün de genel hatlarıyla hani şöyle bir maçlarına bakarsan genelde 2-3 gol barajında bitiyor karşılaşmaları. O yüzden her şeyin olabileceği ama çok golün olmayacağı bir karşılaşma olarak değerlendirilebilir. Dün işte Kadıköy'e doğru giderken önümde bir taksi vardı. Plakası da TGS 41'di. Aklıma sen geldin nedense TGS'yi görünce. Hatta bir espri olarak sana öyle bir taksiciler hediye mi verse 34 TGS 23 TGS bir plaka olsa vardı bir ihtimalle. Aklıma valla TGS görünce, yani ben de şey oluyor böyle, sende de oluyordu galiba, plakaları gördüğünde bir şey türetme ihtiyacı aynen oluyor. TGS'de de aklıma başka bir şey gelmiyor, direkt sen geliyorsun. Dün de yine seni andım orada. Şimdi peki haftanın fikstürü nasıl Süper Lig'de? Bugün 20'de Beşiktaş Ankara Gücü maçı var dedik. Yarın 13.30'da İstanbulspor Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu karşılaşma da önemli bir karşılaşma tabii ki ligdeki durum açısından. İstanbulspor artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. Bu hafta sonu olarak olabilir. Evet, bu hafta sonu olabilir. Ama diğer tarafta da Karagümrük, onların da işi kolay değil. Galip gelmekte zorlanıyorlar. 30 puanla 18. basamaktalar. Olmazsa olmaz bir karşılaşma Karagümrük için. Yani bu maçı da kaybederse zaten pek fazla umudu da hala matematik olarak kalacak ama moral olarak kalmayacaktır. Yani Hatay geçen hafta intihar etti mesela. Yani Hatay sezon sonunda ligde kalırsa ya da ligden düşerse o 3 puan aldığı ya da verdiği 3 puan bence işin matematiğin içinde olacak. Yani böyle 6-7 puan olmayacak. Hani o İstanbulspor maçını kenara koyabileceğim bir puan durumu olmayacak. Aynı şey Karagümrük için de geçerli. Karagümrük geçen hafta Fenerbahçe mücadelesinde özellikle ilk yarıda belli bir seviyede oynadı. Ama İstanbulspor'la alakalı olarak seninle söylediğimiz bir şey var. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Yani ligden düşmüş bir takım gibi değil de kendi gücü ve planı çerçevesinde Osman Hoca ile beraber sanki gelecek sezona hazırlanan bir takım gibi görüyoruz. Hani zaman zaman şampiyonluk mücadelesi veren ekipler için, hani ya da verecek ekipler için gelecek sezona ne taşıdı sorusu var. Mesela İstanbulspor aynı yapıyla, aynı teknik adamla büyük ihtimalle devam edecek. Onlar da o yüzden tehlikeli bir takım. Yani diğer lige veda eden takım profillerinden bizim ligde çok farklılar. Dolayısıyla Karagümrük'ün de dikkat etmesi gerekiyor. Ben bir de hakemleri de okuyayım şimdi. Beşiktaş Ankara Gücü maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. İstanbulspor Karagümrük maçında Burak Şeker olacak. Konyaspor Alanyaspor cumartesi 16 seansının karşılaşması. Oğuzhan Çakır 19'da, Samsunspor Adana Demirspor Murat Erdoğan, ki aynı saatte Kayserispor Trabzonspor karşılaşması da var. Çağdaş Altay görevli. Pazar günü Başakşehir Çaykur 13.30, Arda Kardeşler 19'da, iki maç var. Antalya Spor, Hatay Spor, Abdülkadir Bitigen, Galatasaray Pendik Spor, Direnç Tonusluoğlu. 3 maç varmış, özür diliyorum 19 seansında. Neden 16 seansında herhangi bir maç olmadığı garip olmuş burada.
Gaziantep Kasımpaşa Kadir Sağlam ve pazartesi günü Sivas Spor Fenerbahçe müsabakası oynanacak. Burada da Cihan Aydın görev alacak. Tabii herkesin merak ettiği bir konu, yabancı varlar bu hafta hangi maçlarda görev alacaklar? Mesela bugün Beşiktaş'ın maçında acaba yabancı bir var olacak mı? Eğer olacaksa büyük ihtimal dünden zaten gelmiş olması gerekiyor. Fakat ona dair herhangi bir istihbarat benim gördüğüm kadarıyla yok. Bakalım gün içerisinde federasyondan resmi açıklama gelir. Ben çok kısa değindim ama sen dünkü maçın hakemini nasıl buldun? Dünkü maçın hakemini Tobias Schittler. Ben iyi buldum. Ben de çok iyi buldum. İyi yani, herhangi çok bir iyi yönetim gösterdi. Sıkıntı aklımda kalmadı Schittler'le alakalı. Kararları, kendine güveni. Tabii çok çok emindi kendinden. Çok emindi. Çok hoşuma gitti. Hani bazı hakemler hakikaten fark yaratacak derecede iyi maç yönetebiliyorlar. İşte bu turnuvanın verdiği güven mi? İşte Halim Utmeler'i de bilmeden izlesen acaba ondan da bu kadar etkilenir misin Avrupa karşılaşmalarında? Etkilenirim ama kötü yönde de etkilenebilirim Halim Utmeler'i. Onu tam kestiremiyorum yani. Turnuvanın verdiği bir sen güven bana, de var. Sen bana kızıyorsun da işte bazı hakemlerin bence temel faktör nerede çıkıyor biliyor musun ortaya hakemlikte? İkili mücadelelere nasıl yaklaştı, ikili mücadeleleri nasıl sezdiği, nasıl değerlendirdiği, bence temel farkı orada yaratıyorlar. Dün çok aktırdı oyunu bazen. Evet. Jacko kendini yere bırakıyor yani işte falan. Sen de diyorsun şimdi etti. Fiziksel bir oyun oldu diyorsun değil mi? Evet. Dün Olympiakos için bunu söyledin. Bir fiziki direnç ortaya koydu dedin. Fiziki direnç ortaya koymak ne demek? Faul ihtimali de yüksek. Sürekli ikili mücadele demek. İşte o karşılaşmadaki faul pozisyonlarını sezmesi sezmemesi çok önemliydi. Bence bir hata yaptı. O sahaya kart gösterebilirdi. Orada gitti Mendilibar'a itirazdan da sarı kart gösterdi. Evet. Onun dışındaki hemen hemen tüm ikili mücadelelerde çok doğru kararlar verdi. Zaten dikkat et, oyuncular da hiç neredeyse itiraz etmediler. Yani şöyle hakemin etrafını saran bir oyuncu grubu görmedin. Hakem karar verdi. Ya falan yaptı. Hop de gittiler. Bir tek sonra penaltı beklediği pozisyonda iki takım futbolcuları etrafında bir süre beklediler. Yani. O da haber beklediler ama orada da Fenerbahçe'nin istediği uyarı çıkmadı. Orada da zaten benim gördüğüm önce rakip futbolcu bir topa müdahale ediyor. Sonrasında faulle karışık bir hareketi var ama o yani öyle varın karışacağı bir pozisyon değildi. Özgür Akay, o da Abdülkadir Bitigen'in Antalya Spor maçına atanması çok manidar değil mi demiş. Siz nasıl yorumlarsınız? Tabii aynı şekilde Antalya Spor'un rakibi kim bu hafta? Hatay Spor için de aynı şey söylenebilir. Hani burada Abdülkadir Bitigen'in o görüntülerden sonra bu maça atanmış olması da bir eleştiri konusu. Görüntü dediğiniz eğitim. Seminerindeki tablo mu? Tabii başka, o, bir, başka bir şey yok. Kaçırdım. Yok, yok, değil mi? Yoktur. Onunla ilgili bir eleştiri yapılmış. Artık belli bir belki cezaya girmiştir Abdülkadir Bitigen, tam hakim değilim. Ama sonuçta FIFA kokartlı bir hakem. Şu an ligin kağıt üzerindeki en iyi 3-4 hakeminden birisi normal şartlar altında. Kolay kolay onu da sileceklerini düşünmüyorum. Evet, hakemleri de söyledik. Fikstürü de söyledik bu vesileyle. Son aramıza gidelim. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Evet, programın son bölümündeyiz. Hafta sonu oynanacak maçları söyledik. Galatasaray, tabii Galatasaray'da da şimdi bu hafta Pendik Spor karşılaşması var ve nasıl bir 11 olacağı da merak ediliyor. Milliyet'te Nevzat Dindar başlıkta şöyle demiş. Ziyeş'e ilk 11'de forma, Aktürkoğlu kulübeye. Galatasaray'da form grafiği düşen Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor. Pendik maçı da sol kanatta Barış Alper görev yapacak. Alanya'daki performansıyla alkış toplayan Ziyeş de ilk 11'de yer alacak denmiş. Onun haricinde tabii Orye'nin performansı Alanya maçında eleştirilmişti. Bakayım Orye ile ilgili ne denmiş? Evet, Kaan Ayhan sağ bekte ilk seçenek olmaya devam edecek diyor. Herhalde bugün değil maç günü. Kaan Ayhan'ı Orye yerine sağ bekte göreceğiz. Başka da bir değişiklik ön görülmemiş karşılaşmada. Gayet normal. Galatasaray'da Alanya Spor maçında ilk yarıdaki oyun iyi olmasa da ikinci yarıda işler değişti. O yüzden de Galatasaray o işleri değiştiren kadrosuyla yoluna devam etmek isteyecektir. Bu son derece normal. Rakip de bence uygun bir rakip. Pendik Spor. Zannedersem Süper Kupa ile alakalı olarak da bir kutlama
yapılması evet. düşünülüyor. O, maç öncesi. Taraftar da dolduracaktır. Yani bu hafta Galatasaray'ın ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta geçen hafta Fenerbahçeli taraftarların beklentisi vardı Alanya deplasmanı yüzünden. Acaba rakibimiz puan kaybeder mi diye. Bu hafta da hani Galatasaray'ın bence rahat bir maçı olacaktır. Galatasaray taraftarlarda da Sivas'ta puan kaybeder mi beklentisi olacaktır. Tabii Fenerbahçe bu kadar yorulmuşken deplasmana gidecek. Bir de moral de bozuk. Galatasaray için daha iyimser bir hafta sonu olur gibi duruyor. Trabzonspor orada da tabii Trezeguet'in sakatlığı acaba bu maça yetişecek mi yetişmeyecek mi soru işareti var. Galiba devam ediyor o soru işareti yarın onun da durumu. Antrenmana çıktı demişlerdi Trezeguet sakatlıktan hemen sonra. Öyle mi? Benim okuduğum haberde hala sanki böyle bıçak sırtı bir durum söz konusu gibi okudum. Bakalım orada Trezeguet olmazsa tabii büyük bir kayıp olur Trabzonspor adına. Bir de transferle ilgili dün Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Salih Uçan ve Oliver Torres'in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Menajerler aracılığıyla servis ettirilen bu ve bunun gibi haberlerin kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemli hatırlatır. Taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi Trabzonspor. Aslında Oliver Torres haberi uzun zamandır evet. paylaşılan bir haber. Dün demek ki daha hani bitti dendi diye düşünüyorum. Ben görmedim ama demek ki öyle bir haber olmuş olması lazım. Salih'le ilgili ben hiç okumamıştım. Trabzon'la alakalı bir gelişme ama demek ki yazılmış. Ya da Trabzon kulübü bir fırsat buldu burada bilmiyorum. Çünkü bir sürü haber yapılıyor. Çoğu yalanlanmıyor. Neden bunlar seçildi acaba? Dün yalanlanma için. Onu çok anlamadım ama Trabzon net bir ifade kullanıyor. Tabii ki mesafeli yaklaşıyorum ben. Yani bu açıklama yapıldı diye Oliver Torres, Salih Uçan gündemde değil demek de doğru değil. Pazarlıkta elini güçlendirmek için de yapılmış açıklamalar olabilir. Son bir haber de TFF başkanlık seçimiyle alakalı. Adaylar artıyor. İşte Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış şu ana kadar benim görebildiğim adaylar. Mertelam. Mertelam daha değil olmadı ama 4 aday var. Övünç Özdem, o da Mahmut Özgener'in de adaylık fikri olduğundan bahsetmiş. Ali Şafak Öztürk'ün de adaylığı düşündüğü bilgisine ulaşmış. Mehmet Büyükekşi'nin de yeniden adaylığı düşündüğünü yazmış. Tabii ki 5 aday çıkmayacak yani. Günün sonunda maksimum 4 çıkar. 4 de çıkmaz tabii ki de yani 3 çıkaracağı ben maksimum sayı 3 olur. Ama bayağı isim gündemde dolaşıyor ve önemli de isimler yani İbrahim Hacı Osmanoğlu bayağı Trabzonspor başkanlığı yapmış bir isim. Servet Yardımcı uzun yıllardır bu işin içinde. Ali Şafak Öztürk Antalya Spor Başkanı'ydı. Bodrum Spor şu anda devam ediyor. Mahmut Özgüner eski başkan. Hani bayağı çekişmeli bir başkanlık süreci var. Görüşmeler yapılıyor, pazarlıklar yapılıyor. Büyük ihtimalle perde arkasında listeler oluşturulmaya çalışılıyor. Mesela o listelerden birinde Cemil Kazancı, Servet Yardımcı'nın listesine girmeyi kabul etmiş deniyor. Mesela evet. o da aday olarak konuşulurken evet, başkan vekilliğini kabul ettiği söyleniyor. Bu şekilde daha da o listenin şu an en güçlü liste herhalde benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla o liste. İki isim. Diğer listeleri görmedik. Bir şey görmedim ben. Bir şey diyemiyorum. Hani ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu mu, Servet Yardımcı'nın mı daha çok ağırlığı var? Hani ben öyle tabii fikir canım. Üretirken o Servet Yardımcı'yı ağırlıklı görüyorum. Ya Cemil Kazancı da listede gözükünce şu an favori listediğin o ama. Listediğin zaten iki kişiden oluşuyor yani. Şu an. Asıl Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı diyorsun yani. Tabii şu an öyle. Çok daha fazlası olacak ama hani şu aşamada 19 Nisan itibariyle durum böyle. Daha seçime çok var. Dengeler tabii çok daha fazla değişir. Şu an konuşulmayan adaylar çıkar. Mesela Ahmet Ağlı dün yalanlamış o da. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adaylığı. Ben Trabzonspor'dan başka bir yerde görev almayı düşünmüyorum diyor. Bakalım. Çok hareketli bir seçim dönemi olacak. Alışık olmadığımız bir dönem olacak galiba ilk defa uzun yıllar sonra. Evet, biraz da hani ismim de konuşulsun, tartışılsın diye normalde o imza toplayamayacak adayların da ismini ön plana attığını görüyoruz. Şu an aday adaylığı süreci. O da tabii işin biraz açıkçası dallanıp budaklanmasını beraberinde getiriyor. Yani şu an sen de Mertelam olarak adayım desen
bu isimlerle aynı şekilde anılmış oluyorsun. Evet, burada tabii bunun ne kadarı reklam için yapılıyor, ne kadarı ciddi yapılıyor, illa o 60 imzayı bulmasına da gerek yok. Belki çıkıp o 60 imzayı sonrasında toplayabilir yani vizyonuyla, projesiyle. Kulüpler Birliği şu ana kadar istediği imzayı toplayamadı. Öyle düşünürsen. Ama abi o zaman işte Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olmuyor, öyle bir şey yok yani. 50 imza, reçete 60 derken... imza. Hani illa bir imza alıp aday olman gerekiyor ya, o da saçma işte. O zaman. Ya hayır, ama şöyle bir durum var şimdi. O zaman illa güçlü birinin girmesi lazım. Evet, yani şimdi o imzayı toparlayabilecek aday var, toparlayamayacak aday var. Biraz ona bakmak lazım. Ben toparlayamayacak, yani toparlaması imkansız olan adaylardan bahsediyorum. O yüzden biraz işin içinde hani kendi ismim duyulsun, tartışılsın, konuşulsun, bilinsin şeyi olduğunu, motivasyonu olduğunu söylüyorum. Şimdi bu ülkede Haluk Ulusoy o imzayı toparlayamadı. Federasyon başkanlığı yapmış iki kez bir isim. Toparlayamadı. O yüzden anlatmaya çalıştığım bu. İsimler çıkıyor da hani şu ana kadar bir şey ifade etmiyor. Evet. 9.50 programın ve haftanın sonuna geldik. Bizden bu kadar. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. İddia.